Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya rabbel alamin ve ya erhamer rahimin. Allah'ım, Allah'ım sen Rahmansın, sen Rahimsin, sen her şeye kadirsin. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bize merhamet et, bize yardım et. Dualarımızı işit ve kabul et. Ölmüşlerimize rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Yalvarıyoruz sana. Sevgili seyirciler, çok önemli, çok değerli hem bir dava fikir adamı hem bir aksiyon adamını andık. Allah'tan rahmet diliyoruz bir kez daha ve geldik huzurlarınıza. Burası A Haber. A Haber televizyonunda, A Haber radyoda, sabah ajansı başladı. Bizden önce Mehmet Derin daha vardı. Türkiye'den, dünyadan haberler taşıdı size. Şimdi sıra bu fakirde. Yaklaşık saat 8.50'ye kadar birlikte olacağız. Allah'ın izniyle A Haber televizyonunda, A Haber radyoda emeği geçen, bu yayının ulaştırılmasında, sizlere ulaştırılmasında emeği geçen bütün arkadaşlarımızla birlikte içten sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz hepinize ve dua ordusu, duaya davet ediyoruz hepinizi. Hazır mısınız? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedun ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ya rabbel alemin ve yerhamer rahimin. Allah'ım sen Rahmansın, sen Rahimsin, sen her şeye kadirsin, sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bize merhamet et, bize yardım et, dualarımızı işit ve kabul et. Yalvarıyoruz sana Allah'ım, vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi koru, kolla, muhafaza et. Yalvarıyoruz sana Allah'ım, vatanımızı, milletimizi, devletimizi idare edenlere akıl ver, fikir ver, sabır ver, dayanma gücü ver. Yalvarıyoruz sana Allah'ım. İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Yalvarıyoruz sana. Müslümanların kalplerine birlik ve beraberlik duygusu koy. Birbirini sevme duygusu koy. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve Yerhamen Rahimin. Dünyadaki dertli olan Müslüman kullarına derman ver. Hasta olan Müslüman kullarına şifa bağışla. Borçlu olan Müslüman kullarının borçlarını ödeyebilmelerini sağla. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve Yerhamen Rahimin. Annelerimizi, babalarımızı, eşlerimizi, evlatlarımızı, ailelerimizi, kardeşlerimizi, sana iman etmiş Müslüman kardeşlerimizi cehennem azabından koru, hepimizi cennetine kabul et, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört. Yalvarıyoruz sana Allah'ım, kafirler topluluğuna karşı devletimize, milletimize, ümmeti Muhammed'e yardım et. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin. Allah'ım ordularımızı her daim muzaffer eyle. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin. Amin. Burası A Haber. Şimdi haberler. Ve sevgili seyirciler, masamızı şöyle kenara doğru alalım. Saatlerimiz 6:03 dakika geçer iken tarihte bugüne bir bakalım. 6 Ocak 2022. Efendim yıl değişti. 6 Ocak 2022. 1921'de Yunan birliklerinin Eskişehir ve Afyon doğrultusundaki taarruzuyla 1. İnönü Savaşı başladı. 6 Ocak tarihinde 1929'da Yugoslavya Kralı parlamentoyu feshetti. Ülkede askeri diktatörlük kurdu. 6 Ocak 1929'da 1954 İsmail Esheri Sudan'ın ilk başbakanı oldu. Mersin rafinerisinin temeli atıldı. 1960 6 Ocak'ta ODTÜ'yü ziyaret eden Amerikan Büyükelçisi makam otomobili öğrenciler tarafından yakıldı. 1969 6 Ocak Türk parasını koruma kanununda yapılan değişiklikle döviz taşımak suç olmaktan çıkarıldı. 6 Ocak 1984'te Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Ahmet Necdet Sezer seçildi. 1998 6 Ocak'ta devam ediyoruz. Afyon ilinin adı Afyonkarahisar olarak değiştirildi. 6 Ocak 2005'te özür dilerim. 2005 6 Ocak'ta Afyon ilinin adı Afyonkarahisar olarak değiştirildi. 2015'te 6 Ocak'ta Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu Cüneyt Çakır'ı 2014 yılının en iyi 8. hakemi seçti. 6 Ocak 2015 Kuzey Kore hidrojen bombası denediğini açıkladı. Burası A Haber.
Saat 6'yı 7 dakika geçiyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bizleri gururlandıran bir haberle sabah ajansı devam ediyor. Türkiye'nin otomobili dünya sahnesine çıktı. Türkiye'nin otomobili dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de yeniliklerini ve ilklerini dünyaya tanıttı. Fuarda TOGG'un geçiş konsepti, akıllı cihaz adı verilen yeni konsept modeli de ilk kez görücüye çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen CES 2022 fuarında yerli otomobilin tanıtımını TOGG CEO'su Gürcan Karakaş gerçekleştirdi. Karakaş, TOGG'u teknoloji markası olarak gördükleri için bu fuarda yer aldıklarını söyledi. 200 ila 400 beygir gücü sunuyoruz. Sıfırdan 100'e 4.8 saniyede çıkış, 500 kilometre WLTP menzili sunuyoruz ve sahipliği sürdürme maliyeti de yine sınıfının en iyisi. Otomobili tamamen kullanıcı odaklı bir yaklaşımla oluşturduklarını vurgulayan Karakaş, akıllı yaşam hizmetleriyle bağlantılı bir araç sunacaklarını belirtti. Diğer hedefimiz de NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız almak, çünkü kullanıcıların birinci önceliği güvenlik. Araç aynı zamanda veri bazlı iş modelleri, yeni mobilite servisleri, akıllı yaşam ve akıllı şarj gibi teknolojik çözümleriyle dikkat çekiyor. Dünya sahnesine adım atan Türkiye'nin otomobili bu özellikleriyle teknoloji severlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. TOGG aynı zamanda yeni logosuyla da ilk kez Las Vegas'ta sergilendi. CEO Gürkan Karakaş, logonun hem birliği ve hem de çokluğu temsil eden bir anlayışı barındırdığını söyledi. Duygusal ve rasyonel yaklaşımların birleştirilmesi de bizim logomuzda temsil ediliyor. Bir tarafta birliği, bir taraftan da çokluluğu temsil ediyoruz. TOGG'un üretim ve pazarlama stratejisi de fuarda tanıtıldı. Karakaş, 2030'a kadar 5 farklı segmente 1 milyon adet araç üretmeyi planladıklarını belirtti. 2022'nin 4. çeyreğinde toptan seri üretime hazır olacak ve homologasyon ve sertifikasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra seri üretim 2023'ün birinci çeyreğinde başlamış olacak. Avrupa'nın ilk geleneksel olmayan C segmenti doğuştan elektrikli SUV aracımız 2023'ün ilk çeyreğinde satışta olacak. TOGG, yerli otomobilimiz, milli otomobilimiz, bizim markamız sevgili seyirciler ve dinleyiciler, heyecanlandıran bir gelişme, mutlu olduğumuz bir husus. Dua ediyoruz başarıları için, inşallah daha da güzel yerlerde görürüz ve Allah bunu nasip etti bize. Şu anda nefes alan, yaşayan herkes bu mutluluğu, bu gururu yaşadı Allah'ın izniyle, elhamdülillah. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hak İş heyetini kabul etti. Görüşmede çalışma hayatına ilişkin başlıklar ele alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hak İş heyetini kabul etti. 1 saat 15 dakika süren görüşmenin adresi külliyeydi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de hazır bulundu. Hak İş Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, asgari ücrete yapılan %50'lik zam ve emeklilerin maaşına yapılan iyileştirme için Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Görüşmede çalışma hayatına ilişkin başlıklar da ele alındı. Başkan Erdoğan'ın ise yerli ve milli duruşundan ötürü Hak İş'e teşekkür ettiği öğrenildi. Başkan Erdoğan 30 Aralık'ta da Türk İş heyetini külliyede kabul etmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Doktor Nureddin Nebati, döviz kurlarının dengeye oturduğunu, artık asıl mücadele alanının enflasyon olduğunu olacağını söyledi. Serbest piyasa koşulları altında döviz kurları dengeye kavuşuyor. Artık bir gündem maddemiz değil. Şimdi sıra elimizdeki enflasyonla mücadele
etme noktasında atacağımız adımlar. Türk lirasını korumak adına atılan adımlarla birlikte Türkiye, kur dalgalanmalarıyla mücadelede önemli bir başarı elde etti. Artık en büyük mücadele alanı enflasyon olacak. Üzerimizde Aralık ayının yüksek enflasyonu kambur olarak duruyor. Bütçe disiplinine asla taviz vermeden enflasyonla mücadelemizi en sert ve kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, MÜSİAD 2021 yılı değerlendirme ve 2022 beklentileri toplantısında konuştu. Enflasyonla mücadelede izlenecek yol haritasını anlattı. Dünyadan ithal ettiğimiz, özellikle de enerji fiyatlarıyla ithal ettiğimiz enflasyonla mücadele edeceğiz. Emtia fiyatlarındaki yüksek fiyatlarla mücadele edeceğiz. Taşıma maliyetlerindeki yüksek fiyatlarla mücadele edeceğiz. Kendi içerimizdeki, özellikle de kur baskısından ve kurdaki ataklardan dolayı kaynaklanan yüksek fiyatlarla mücadele edeceğiz. Bakan Nebati, birilerinin bize çizdiği yolun dışına çıkıyoruz dedi. Türkiye'nin artık kendi politikalarını uyguladığına işaret etti. Bireysel yatırımcıların tekrar algı operasyonlarıyla zarar görmesini engelleyecek, Türkiye'de Türk lirasını güçlendirecek ve farklı operasyonların etkisi altında kalmayı engelleyecek enstrümanlarımızın tamamını sunduk. Bitti köpükler. Algılar da bitti. Gerçeklik algıyı bitirir. Hazine ve Maliye Bakanı, kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına geçişte 91,5 milyar liralık hacme ulaşıldığını söyledi. Bakan Nebati, 2022 yılının çok daha iyi bir yıl olacağını ifade etti. Bu yıl tarihi rekorların kırıldığı, yeni ekonomik modelin tamamen uygulanabilir olduğu, daha öngörülebilir, istikrarlı, Türkiye'nin kazanımlarının en yüksek olduğu yıllardan birisi olacak. Stokçuluğa uygulanan para cezalarını artıran düzenlemeyi içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Bu konunun ayrıntılarıyla Sabah Ajansı devam ediyor. Değişiklik teklifi AK Parti milletvekillerinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuştu. Kanun üretici, tedarikçi ve perakendeciler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu, tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara ağır yaptırımlar getiriyor. Stokçuluğu caydırıcılık amacıyla uygulanan cezanın 50 bin lira olan alt sınırı 100 bin liraya, 500 bin lira olan üst sınırı ise 2 milyon liraya çıkartılacak. Efendim, üreticide 3 lira olan bir malı markette eğer 23 liraya satıyorlarsa, 13 liraya satıyorlarsa bunun adı ticaret mi? Kimse kar yapmayın hemşerim demiyor ama bunun adı ticaret mi kardeşim? Üreticide 3 lira olan bir mal markette 13 lira nasıl olur? Bunun adı ticaret değil, bunun adı ihanet. Hem üretici kazıklanıyor hem tüketici kazıklanıyor. Aradakiler üreticiye de, tüketiciye de, devlete de, millete de kazık atıyor. Hal ve gidiş bu. Efendim, Türkiye, Pakistan arasındaki raylar. Sıkıntılar vardı, bu sıkıntılar ortadan kaldırılmış. 10 yıldan sonra ilk sefer gerçekleştirilmiş. İslamabad, Tahran, İstanbul yük treni ise Pakistan, İran, Türkiye rotasında sanayici ve iş adamlarımıza yeni bir seçenek sunacak. İslamabad, Tahran, İstanbul yük tren seferleri yeniden başladı. 2023 yılı itibariyle orta koridorda lojistik bir süper güç olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İslamabad'ın Margala istasyonundan hareket eden tren 5981 kilometre yol kat ederek Ankara'ya vardı. Karşılama törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da katıldı. 10 yılın ardından Pakistan, İran ve Türkiye hattında yük taşıyan tren tekrardan Ankara'ya geldi ve İslamabad'dan Ankara'ya yolculuğu 12 gün 21 saat sürdü.
İslamabad-İstanbul arasında yeniden başlayan tren seferleriyle hem zaman hem de maliyetten tasarruf sağlanacak. İstanbul-Tahran-İslamabad yük treni Pakistan-Türkiye arasındaki 35 gün süren deniz taşımacılığına kıyasla zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesine de yol açacak. Trenin Türkiye'den dönüş yükü için çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki süreçte tren seferlerinin düzenli hale getirilmesi, Marmara'yı da geçerek Avrupa bağlantısının sağlanması hedefleniyor. 29 Aralık 2021 tarihinde Pakistan'dan hareket eden ikinci tren de Türkiye yolculuğuna devam etmekte. Bakan Kara İsmailoğlu, uluslararası yük taşımada Türkiye'nin 2021 yılı verilerini de paylaştı. Demir yollarımız ile 2021 yılında toplam 38,5 milyon ton yük taşıdık. Özellikle uluslararası yük taşımalarında geçen yıla göre %24'lük artış sağladık. Demir yollarımızda taşıdığımız yük miktarını 2023 yılında ise 50 milyon tonun üzerine yükseltmeyi hedefledik. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Devlet Bahçeli'nin konutundaki görüşmede neler ele alınmış? Ayrıntılar haberimizde. Önce montlar, sonra maskeler çıktı. Yüzlerin güldüğü görüşme 49 günün ardından Ankara'da gerçekleşti. Başkan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz bir ziyaret yaptı. Erdoğan'ın günlük programında olmayan görüşme saat 14'e 2 saat kala duyuruldu. Devlet Bahçeli milletvekilleriyle toplantıda olan konuğu Erdoğan'ı bahçeye çıkarak bekledi. Görüşme saati yaklaşınca Bahçeli montunu çıkardı. Misafirperverliğini kapıda bekleyerek gösterdi. Erdoğan araçtan inerken montunu çıkardı. İki isim kameraların karşısına da maskelerini çıkartarak geçti. O anlarda yüzler gülüyordu. İki lider 2021 yılında üç kez görüşmüş ve en son 17 Kasım tarihinde bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve 45 dakika süren o görüşmede Cumhur İttifakı'nın güçlü birliğine vurgu yapılmış, Cumhurbaşkanlığı hükmet sistemi üzerinden yürütülen tartışmalar da bertaraf edilmişti. Cumhur İttifakı'nın doğası gereği kendi ritmi içerisinde, kendi rutinli içerisinde devam ediyor. Çeşitli zaman aralıklarıyla bir araya gelmesi tabii ki Türkiye'nin meseleleriyle ilgili olarak hem bir istişare anlamı hem de Cumhur İttifakı'nın birlikteliğinin tekrar teyit edilmesi, pekiştirilmesi anlamını taşıyor. Tıpkı 5 Ocak 2021'de olduğu gibi 2022 yılında ilk günlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk resmi ziyaretini MHP lideri Devlet Bahçeli'ye gerçekleştirdi. Görüşme saatler 14'ü gösterdiğinde başladı ve iki ismin de gündeminde iç ve dış siyaset başta olmak üzere çok önemli başlıklar bulunuyor. Masada yasama yılının çalışma takvimi ve yakın zamanda meclise sunulması beklenen seçim ve siyasi partiler kanununun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 557 personele İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan terör teftişi de vardı. Bir saat süren görüşmede Erdoğan Devlet Bahçeli'nin geçmiş doğum gününü de kutladı. Bahçeli'nin öğrencilik yıllarına ait öğrenci kütüğünü ve üzerinde 3 hilal bulunan bir kitap hediye etti. O esnada iki ismin de yüzlerinin güldüğü görüldü. Bahçeli tıpkı görüşmenin başında olduğu gibi bitiminde de Erdoğan'a kapıya kadar eşlik etti. Bu arada efendim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun laflarıyla ve oluşturmak istediği algı gerçeğe uygun olmayan algı çabalarıyla memleket meşguldü. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yanıt verdi efendim bu konuyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 25 dosya olduğu yönünde açıklamaları vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı cevap verdi. Sayın Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor. Etseydi İstanbul Büyükşehir Belediyesi dosyalarıyla ilgili Sayın İçişleri Bakanımızın açıklamasını görür, bugünkü bu açıklamaları yapmazdı dedi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 25 dosya olduğu yönündeki açıklamasına yanıt verdi.
Söz konusu dosyaları araştırmak üzere bakanlığımızca 3 mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Müfettişler tarafından toplamda 34 dosya, 32 bilirkişi de görevlendirilmek suretiyle ayrıntılı olarak incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda 3 adedi ihale, 16 adedi gayrimenkul alımı, 1 adedi STK'lara yardım, 1 adedi kentsel dönüşüm projesi olmak üzere toplam 21 dosyada hukuka aykırılığa rastlanmadığı için araştırma raporları düzenlenerek ilgili mercilere gönderilmiştir. Şirketlere ait 7 dosya ise Ticaret Bakanlığı müfettişleriyle müştereken incelenmektedir. Mülkiye müfettişlerince 6 dosya hakkındaysa ön inceleme talebinde bulunulmuş olup, bakanlık makamının 26-11-2021 tarihli onayıyla müfettişlere ön inceleme izni verilmiştir. Çataklı Kılıçdaroğlu'nun kamu zararı yaşandığı iddialarının da gerçeği yansıtmadığını vurguladı. 34 dosyanın tamamı hakkındaki incelemeler mevzuat çerçevesinde yürütülmüş veya yürütülmekte olup, Sayın Kılıçdaroğlu'nun 13 milyar 202 milyon lira kamu zararı iddiası ise gerçeği yansıtmamaktadır. Müfettişler görevini tamamladığında konuyla ilgili olarak kamuoyuna detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Efendim, genel müdür açıklama yapıyor. Bunlar yalanlarını devam ettiriyorlar. Kendisine muhalifim diyenlerin korkunç bir ruh hali var. İlgili genel müdür açıklama yapıyor. Bunlar yalanlarını sürdürüyorlar. İlgili bakan yardımcısı açıklama yapıyor. Bunlar yalanlarını sürdürüyorlar. Doğruları, belgeleriyle, bilgileriyle anlatıyorlar. Bunlar yalanlarını sürdürüyorlar. İlgili bakan açıklama yapıyor. Bunlar yalanlarını sürdürüyorlar. Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı belgeleriyle bilgiler veriyor, delilleriyle anlatıyor meseleyi. Bunlar yalanlarını sürdürüyorlar. Bu korkunç değil mi kardeşim? CHP'ye oy veren milyonlar. Hal ve gidiş bu siyasi partinizin idare heyetinde. Ha, bir de bir algı var. Acaba bu algı doğru mu? Cumhuriyet Halk Partisi'ni ya da kendisine muhalifim diyenleri bu siyasi parti maskesiyle aramızda dolaşan teröristlerin arkadaşlarından oluşan HDP mi belirliyor? Yani soru çok önemli. Muhalefeti Selahattin Demirtaş adlı terörist sevici mi yönlendiriyor? HDP zaten sahadadır. Seçime zorlamak için, seçim yaptırmak için. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Terörden tutuklu HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Kasım ayında muhalefete erken seçim için ortak miting çağrısı yapmış, saatler sonra CHP-MYK'dan sahaya inme kararı çıkmıştı. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, haydi meydana diyerek ilk mitingi Mersin'de yaptı. Ortak bir miting yapma şeklinde bir planlamamız yok. Miting programlarımız devam edecek. Değişik versiyonlarda bu vatandaşla buluşma politikamız devam edecek. Gelin ortak mücadeleyi daha da büyütelim. HDP zaten sahadadır, mitingler düzenlemektedir. Ortak mitinge önce mesafeli Bakan Akşener, 3 Ocak'ta Mersin'deki temel atma töreninde Kılıçdaroğlu ile birlikte sahneye çıktı. Demirtaş'ın çağrısı 2 ay sonra Millet İttifakı'nda karşılık buldu. Bu da muhalefeti Demirtaş mı dizayn ediyor sorularını beraberinde getirdi. Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun mitingi Mersin'le de sınırlı kalmayacak. Belli bir zaman dilimi içinde hava koşulları el verirse sürdüreceğiz. Şimdi efendim, Devlet Bahçeli'nin ve MHP'nin Türk milliyetçiliğini, ülkücülüğünü beğenmeyip Meral Akşener'in ipine takılanlar kimle beraberler? Bunlardan bir tanesi Lütfü Türkkan. Korkunç, iğrenç küfürlerle, şehit yakınına yönelik küfürlerle gündemdeydi. Küfür etmeye devam ediyorlar Meral Akşener'in peşine takılanlar. Kimse bana AKP demesin, anla avra sövmese. İYİ Partili Başkan AK Parti seçmenine galiz küfürler etti. Ağza alamayacak hakaretler de bulundu. Yani bu AK Parti'ye oy verenin AK Parti diye bir partiyi savununun ben ta... İYİ Parti Kocaeli Dilovası ilçesinde Demirciler Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez sosyal medya hesabından bir video yayınladı.
akaryakıt istasyonundan sigara aldığını ifade eden göçmen sigara zammından dolayı kendi akrabaları ve yakınları dahil bütün AK Partilere küfretti. Kardeşim zaten zam geldi 21 lira oldu dedim. Hayır abi 25 lira oldu bugün bir daha geldi dedi. Yani bu AK Parti'ye oy verenin AK Parti diye bir partiyi savununun ben... Bununla da yetinmeyen göçmenizin pişkin şekilde görüntüleri istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz demesi pes dedirtti. İstediği yerde paylaşabilir. Ben de Demirciler köyünde yaşıyorum Kocaeli Dilovası'nda. Ancak bir saat geçmeden aldığı tepkilerden olacak ki sosyal medya hesabını gizledi. AK Parti Dilovası İlçe Başkanlığı ve çok sayıda partili küfür ve hakaret eden Ahmet Erhan Göçmez hakkında suç duyurusunda bulundu. İYİ Partili Lütfü Türkan da geçtiğimiz Kasım ayında şehit yakınına küfür etmiş, kamuoyundan büyük tepki görmüştü. Sen nasıl bana küfür ediyorsun? Sen nasıl bana küfür ediyorsun? Bana ne dedi görüyor musun? Sen nasıl küfür ediyorsun? Saat 6.28 sabah ajansı devam ediyor. Meral Akşener'in partisindekiler kendisi gibi düşünmeyenlere ana avrat küfretmeyi sürdürüyorlar. Hal ve gidişi bu arada teröristlerin adamlarından ve arkadaşlarından oluşan HDP ile de bir ve beraberler her yerde. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem bütün Türkiye'de o cephedeler. Hal ve gidiş bu. Şehit merhum Fethi Sekin ölüm yıl dönümünde Allah rahmet eylesin kabri başında anıldı. Dua edelim inşallah. Şehitler ölmez, vatan ölmez. Fethi Sekin şehadetinin 5. yılında unutulmadı. Fethi Sekin 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin İzmir Adliyesi'ne planladığı saldırının önüne geçti. Terör saldırısını canı pahasına bozan kahraman polis, memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde dualarla anıldı. Kerim kitabında buyuruyorsun. PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen polis memuru Fethi Sekin'in şehadetinin 5. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Mezarına karanfiller bırakıldı, dualar edildi. Abim çok şanlı, şerefli bir Rabbim kendisine şehitlik nasip etti. Gururu çok fazla. Bunu biz yaşıyoruz, taşıyoruz. Onun o gün ölüm günü değildi. O ölümsüzleşti aslında. Onlar bir kahramandır. Onlar vatan millet için canını veren şehitlerimizdir. Allah mekanlarını cennet eylesin. Ölüm yıl dönümünde kahraman şehidin anısına yaptırılan Fethi Sekin Külliyesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Külliye 2500 metrekarelik alanda inşa edildi. Bünyesinde birçok faaliyetin yapılması için bazı bölümler oluşturuldu. Şu anda kütüphanedeyiz. Kütüphanenin yanı sıra konferans salonu, sergi salonu ve çeşitli kursların yapılacağı atölyeler yer alıyor. Ben Baskirli'yim. Bir yiğit kaybettik. Başımız sağ olsun. Onları var oldukça bayrağımız devamlı gökyüzüne dalgalanacak. Çok aşırı duyguluyuz. Yani bu memleketimiz, hemşehrimizin böyle bir durumda olmasını istemezdik ama şehidimize Allah rahmet eylesin diyorum. Şehit polisin motosikleti ve kıyafetleri de külliyede sergileniyor. Fethi Sekin şehit düştüğü İzmir'de de unutulmadı. Şehadetinin 5. yılında Fethi Sekin tam şehit olduğu yerde de vatandaşlar tarafından ve adliye çalışanları tarafından anıldı. Vatandaşlar bu noktaya gelerek karanfil bıraktılar. Şehitlerimiz için ruhlarına dua okudular. Fethi Sekin ve adliye personeli Cuma Can'ın hayrına adliye önünde lokma da döküldü. Motosikletli kuryeler de kahraman şehidi unutmadı. Düşünmeden başka siviller ölmesin diye kendini son kurşuna kadar mücadele veren Fethi abimizi rahmetle anıyoruz. 6.34 gazete başlıklarıyla sabah ajansı. Devam edecek burası A Haber. Sabah Nisanur hayata piyanoyla bağlandı. 8 yaşındaki ağır otizmli Nisanur ateş piyanoya olan yeteneği keşfedilince başarıya yelken açmış. Manşetten bu var. Erdoğan Bahçeli görüşmesi var. Efendim devam ediyoruz. Takvim kim ne kadar maaş alacak? 10 soruda zamlı maaş rehberi. Takvimde
efendim Kazakistan'da olanlarla ilgili Ergün Diler'in değerlendirmeleri var. Takvimde akşam Omikron için temkinli umut akşam gazetesinde 3 kupalı Kartal skorla beraber var. Maçı yayınlayacağız. Efendim Süper Kupa karşılaşmasını bizden seyredebileceksiniz az sonra. Efendim yıkım siyasetine karşı mücadelemiz sürecek. Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan buluşması ve fotoğraflar var. YPG'li teröristi Diayderli gömdü. Hani meşhur bir dernek var ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Bu dernek nelere karışmış onunla ilgili haber var. Akşam gazetesinde Yeni Şafak FETÖ böyle tehdit ediyor. Himmet vermezsen ihbar ederiz. Görüyorsunuz değil mi bu alçakları? Fethullah Gülen kahvesinin de fotoğrafı var. Birbirlerini ihbar etmekle tehdit ediyorlar. Geldikleri nokta bu. Türkiye gazetesiyle devam edeceğiz. Yeni sırada bakalım CHP'lerin bile alay konusu oldu. Kılıçdaroğlu'nun çiftçiye bedava elektrik vaadiyle kendi partilileri bile dalga geçiyor. Yeni Asır gazetesinde bu manşet var. Efendim devam ediyoruz yayınımıza. Türkiye gazetesi. Üretim merkezi açılıyor. Yerli uçak için ilk heyecan. Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi ile kompozit üretim binası bugün açılıyor. Açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. TOG Devler Podyumunda Amerika'da görücüye çıktı. 23 milyon haneye indirimli elektrik Türkiye gazetesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan piyasayı muhalefet zehirliyor. Ayrıntılar var. Devlet Bahçeli'ye sürpriz, o da var. Yalanla manipüle ediyorlar. Kurdaki dalgalanma kontrol altına alındı. Enflasyonu tek haneye indirmekte kararlıyız. Yeni ekonomi modelini vatandaşlarımıza her yönüyle anlatın. Muhalefet yalan bilgilerle kamuoyunu manipüle ediyor. Piyasayı zehirliyor. Ayrıntılar var. Erdoğan, Suudi Arabistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Karanlık el. Kazakistan'da yapılan zam geri alındı. Buna rağmen gösterileri tahrik edenler var. İsyana dönüştü. Ve protestocular her yeri ateşe verip yağmaladı. 8 polis hayatını kaybetti. 317 kişi yaralandı. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Rusya devreye girecek. Kazakistan'ı kim karıştırdı? Olayların hedefinde İpek Yolu mu var? Ayrıntılar. Omikron patladı. Karantina 7 gün. Bu gurur Beşiktaş'ın Kartal normal süresiyle uzatması bir bir sonuçlanan maçta Antalya'yı penaltılarla 4-2 yendi. Süper Kupa'nın sahibi oldu. Maçı yayınlayacağız. Kötü taksici korsana itti. Denetimler arttı. Şikayet yağıyor. Herkesin kazandığı bir dönem geliyor. Nureddin Nebati'nin açıklamaları. Efendim Kılıçdaroğlu uyardı. Özgür Özel'e kurs fırçası. Siyaset din alanına girmemeli. Alarma geçtiler. Yunan'ın korkusu. Bakan Akar'ın mesajlarıyla Akdeniz'deki filomuzdan korkan Atina Türkiye'yi dünyaya şikayet ediyor. Tebdili kıyafetle stokçu yakaladı. Müşteri kılığında denetime çıkan polis sıfır oto stoklayan bayileri tespit etti. Haber Türkiye gazetesinden efendim. Devam ediyoruz. Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle 3 Ocak'ta hastaneye kaldırılan Brezilya Devlet Başkanı hastaneden taburcu edilmiş. Ayrıntılar haberimizde. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi. Bağırsak düğümlenmesi sebebiyle müşahede altına alınan Bolsonaro'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Brezilya lideri gelişmeyi kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Twitter'dan doktorlarla fotoğraf paylaşarak kendisiyle ilgilenenlere teşekkür etti. 66 yaşındaki Bolsonaro karın ağrısı şikayetiyle 3 Ocak'ta hastaneye kaldırılmıştı. Brezilyalı lidere bağırsak düğümlenmesi teşhisi konulmuş, yapılan testler neticesinde ameliyata gerek olmadığı açıklanmıştı. 2018'deki seçim kampanyaları sırasında bıçaklanan Bolsonaro daha önce de 4 kez ameliyat geçirmişti. Sevgili seyirciler, Sabah Ajansı devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Süper Kupa'nın sahibi olan Beşiktaş'ı tebrik etti. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Futbol Federasyonu Turkcell Süper Kupa 2021'i kazanan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş camiasını
en içten dileklerimle tebrik ediyorum ifadelerine yer verdi Başkan Erdoğan. Beşiktaş'ı ve bütün Beşiktaş camiasını içten dilekleriyle kutladı efendim. Turkcell Süper Kupa Beşiktaş'ın olduğu Katar'ın başkenti Doha'da oynanan mücadelede Fraport Tau Antalya Spor'u penaltılarla mağlup etti siyah beyazlılar. Siyah beyazlılar kupayı ikinci kez müzelerine götürdüler. Halil Umut Meler son kontrollerini yaptı. İşaretini aldı, ilk düdüğünü çaldı ve Süper Kupa başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Şimdi Kenan gidiyor. Ters tarafta boşluk var. Atiba aldı. Solda Larin top bekliyor. Atiba vermedi Larin'e. Şimdi Kenan Karaman sağ tarafa doğru. Rozier yerden. Gol pozisyonu ve gol! Atiba! 33. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Atiba! Hakan kullanacak köşe vuruşunu. Ceza sahasında şimdi bir vuruş, ters bir top ve gol. Top ağlara gidiyor. Ters bir vuruş Antalya Spor'u beraberliğe taşıyor bu gol. Kırmızı beyazlı taraftarların sevinci. Atiba bu kez kendi filelerini havalandırdı. Ve skora 1-1'lik denge geldi. Süper Kupa'da. En geriye Bofen'e geldi. Halil Umut Meler de Süper Kupa'nın sahibini penaltı vuruşlarının belirleyeceğini ilan etti. Halil Umut Meler düdüğünü çaldı. Güray ve Ersin baş başa. Güray vurdu. Ersin'le top ayrı köşelere gitti. Antalya Spor öne geçti. Teixeira ve Bofen. Alex Teixeira vurdu top ağlarda. Penaltı vuruşlarında 1-1'lik eşitlik. Mustafa burada Ersin çıkarttı. Yeah. Ersin çıkarttı. Batshuayi. Beşiktaş 2-1 önde. Hakan Özmert. Hakan. Ne güzel penaltı attı. Yeniden denge var. Hakan Özmert. Kalecinin sağına mı vuracak acaba? Atiba vurdu, topu ağlara yolladı. Beşiktaş yeniden önde. 3-2 önde Beşiktaş. Dördüncü penaltı vuruşu. Florianus çıktı top. Çıktı. Direk Ersin çıktı top. Vida. Vida. Süper Kupa'yı, Turkcell Süper Kupa'yı Beşiktaş kazanıyor. 15. Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş, Önder Hoca ile beraber bu kupanın mimarları Süper Kupa'yı havaya kaldırıyor. Turkcell Süper Kupa Beşiktaş'ın. Süper Kupa sevincini bu şekilde yaşıyor Beşiktaş. Sevinmek onların hakkı. İşte bu mutluluk pozunu veriyor. 2021'in Süper Kupası'nı böyle ölümsüzleştiriyor. Sevgili seyirciler, sevgili dinleyiciler, A Haber Televizyonu'nda, A Haber Radyo'da Sabah Ajansı yayınımızla birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Sabah Ajansı hafta içi her sabah saat tam 6'da başlıyor ve saat 8.50'ye kadar devam ediyor. Türkiye'nin otomobili Amerika Birleşik Devletleri'nde dünya sahnesine çıktı ve bakın orada nasıl gurur dolu anlar yaşandı. Müzik
Türkiye'nin otomobili, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de yeniliklerini ve ilklerini dünyaya tanıttı. Fuarda TOGG'un geçiş konsepti, akıllı cihaz adı verilen yeni konsept modeli de ilk kez görücüye çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen CES 2022 fuarında yerli otomobilin tanıtımını TOGG CEO'su Gürcan Karakaş gerçekleştirdi. Karakaş, TOGG'u teknoloji markası olarak gördükleri için bu fuarda yer aldıklarını söyledi. 200 ila 400 beygir gücü sunuyoruz. Sıfırdan 100'e 4.8 saniyede çıkış, 500 kilometre WLTP menzili sunuyoruz ve sahipliği sürdürme maliyeti de yine sınıfının en iyisi. Otomobili tamamen kullanıcı odaklı bir yaklaşımla oluşturduklarını vurgulayan Karakaş, akıllı yaşam hizmetleriyle bağlantılı bir araç sunacaklarını belirtti. Diğer hedefimiz de NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız almak. Çünkü kullanıcıların birinci önceliği güvenlik. Araç aynı zamanda veri bazlı iş modelleri, yeni mobilite servisleri, akıllı yaşam ve akıllı şarj gibi teknolojik çözümleriyle dikkat çekiyor. Dünya sahnesine adım atan Türkiye'nin otomobili bu özellikleriyle teknoloji severlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. TOGG aynı zamanda yeni logosuyla da ilk kez Las Vegas'ta sergilendi. CEO Gürkan Karakaş, logonun hem birliği ve hem de çokluğu temsil eden bir anlayışı barındırdığını söyledi. Duygusal ve rasyonel yaklaşımların birleştirilmesi de bizim logomuzda temsil ediliyor. Bir tarafta birliği, bir taraftan da çokluğu temsil ediyoruz burada. TOGG'un üretim ve pazarlama stratejisi de fuarda tanıtıldı. Karakaş, 2030'a kadar 5 farklı segmentte 1 milyon adet araç üretmeyi planladıklarını belirtti. 2022'nin 4. çeyreğinde toptan seri üretime hazır olacak ve homologasyon ve sertifikasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra seri üretim 2023'ün birinci çeyreğinde başlamış olacak. Avrupa'nın ilk geleneksel olmayan C segmenti doğuştan elektrikli SUV aracımız 2023'ün ilk çeyreğinde satışta olacak. Elhamdülillah biz yaştakilerin hayallerini süsleyen bir durumdu bu. Hayaldi, gerçek oldu. Allah'ın izniyle yapandan, yaptırandan Allah razı olsun, gururla, heyecanla, merakla bekliyoruz. İnşallah Allah nasip eder o günleri. O arabayı satın alıp üzerine binmeyi inşallah Allah nasip eder. Devam edelim yayınımıza. Amerika Birleşik Devletleri'nin Philadelphia eyaletinde 3 katlı bir binada yangın çıkmış. Aralarında çocukların da olduğu 13 kişi bu yangında hayatlarını kaybetmişler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Philadelphia eyaletinde 3 katlı bir apartmanda çıkan yangın faciaya neden oldu. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yangın sabaha karşı çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı. İddiaya göre apartmanda 4 yangın alarmı vardı. Ancak hiçbiri çalışmadı. Bu da faciaya neden oldu. Hiç şüphesiz ki kentimizin en acı günü. Trajik şekilde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Söylenebilecek çok fazla bir şey yok. İtfaiye ekipleri bir saat boyunca yangını söndürmeye çalıştı. Alevler kontrol altına alındığında ise acı gerçek ortaya çıktı. Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yaralılar ise hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi itfaiyenin soruşturması sonrası netleşecek. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir başka haberle devam ediyoruz yayınımıza. New York eyaletinde bir pikap sürücüsü hız limitini ihlal edince bakın neler yaşanmış. Hız limitini aştı. Buz tutan yola hesaba katmayınca önüne çıkan her şeyi biçti. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde kayda geçti bu görüntüler.
Levittown kentinde hava sıcaklığı 0 derecenin altına düştü. Yerde oluşan ince buz tabakasının kayganlaştığı yolda hız yapan bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma doğru hızla ilerledi. Elektrik direklerini biçti. Hızını alamayan kamyon bir evin duvarına çarparak durabildi. Ev sahibi o ana ait güvenlik kamerası görüntülerini basınla paylaştı. Sağlık durumu iyi olan sürücü yaşadığı şok nedeniyle uzun süre aracından inemedi. Amerika Birleşik Devletleri'nden İstanbul'a geçiyoruz. Efendim, trafik kurallarının ihlali dünyanın her yerinde aynı sonuçları doğuruyor. Görüyorsunuz, aşırı hız, kural ihlali, sonuç felaket. Devam edelim yayınımıza. İstanbul'da bir oto tamircisinde bulunan LPG'li otomobil tamir edildiği sırada patladı. Tamir, bakın sonra nasıl sonuçlanmış. LPG'li araç patladı. İş yeri alevlere teslim oldu. Görüntüler İstanbul Küçükçekmece'den. Akşam saatleriydi. 4 katlı binanın alt katındaki ototamircide LPG'li bir araca kaynak yapıldığı sırada patlama yaşandı. Patlamayla beraber otomobil tutuştu. Yere dökülen tinerin de tutuşmasıyla dükkan alevler içinde kaldı. Çalışanlar kendilerini can havliyle dışarı attı. Büyük paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. İş yeri ve otomobil kullanamaz hale gelirken herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadı. Saat 7'yi 6 dakika geçiyor. Sabah şansı devam ediyor. Burası A Haber. Türk Hava Yolları omikron varyantı nedeniyle hava sahasını tüm yolcu uçuşlarına kapatan, Fas'ta mahsur kalan Türk vatandaşları için bir tahliye uçuşu gerçekleştirdi. Havaalanının kapanması nedeniyle Fas'ta kalan 310 kişi yurda getirildi. Fas hükümeti omikron mutasyonu ile artışa geçen vaka sayıları nedeniyle ülke sınırlarını kapatma kararı aldı. Türk Hava Yolları uçağı hava sahasının kapanması nedeniyle Fas'ta mahsur kalan vatandaşlar için uçtu. Fas'ın Casablanca kentinden kalkan Türk Hava Yolları'nın TK-618 sefer sayılı tahliye uçuşuyla 310 yolcu saat 23.15 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Omikron varyantı maalesef tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Fas hükümeti de virüse karşı hava sahasını kapattı. 310 vatandaşımız Fas'ta mahsur kalmıştı. Akşam saatlerinde Türk Hava Yolları'na ait uçak gitti ve Fas'tan 310 vatandaşımızı alıp İstanbul'a döndü. Uçuşta seyahat eden 12 yaş ve üstü yolculardan uçağa binmeden önce PCR testi istendi. Türk yolcuların yanı sıra Fas'ta mahsur kalan diğer ülke vatandaşları da vardı. Bir Rus aile İstanbul aktarmalı Moskova'ya uçtu. Yeni yılda karantina vardı. Yılbaşını ailemizle ve arkadaşlarımızla geçirdik. Bazı uçuşlar iptal edildi. Çok uçuş yoktu. 5 Ocağı bilet bulabildik. Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada Türk Hava Yolları Ocak ayı sonuna kadar en az 9 özel sefer daha düzenleyeceği bildirildi. Sabah şansı koronavirüsle ilgili mücadelede gelinen noktayı anlatan rakamlarla devam ediyor. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, uyaralım bu konuya. Eğilen, bu konuyla çalışan doktorlar hep söylüyorlar. Yoğun bakıma düşenlerin ezici çoğunluğu aşı konusunda hassasiyet göstermemiş olanlar. Bu bilgiyi bir kere daha yineleyelim ve son durumla devam edelim efendim. 417.787 test sayısı, 66.467 vaka sayısı. Vakalarda gördüğünüz gibi çok ciddi bir artış var. Elhamdülillah. Yoğun bakıma düşenlerle ve hayatını kaybedenlerle ilgili tablo çok yüksek değil ama yine de hayatını kaybedenler var. Allah'tan rahmet diliyoruz. 143 kişi
vefat etmiş. 29.316 kişi de iyileşmiş efendim. Bakan Bey uyarıyor, Sağlık Bakanlığı yetkilileri uyarıyor. Herkes aşının ehemmiyetinden bahsediyor. Yerli, milli aşımız da Türk bilim insanları tarafından üretildi. O da hizmetinizde. Bu fakir bunları hatırlatıyor ve sabah ajansına devam ediyor. İngiltere Başbakanı ülkeye gelişlerde seyahat öncesi Covid-19 testi şartının kaldırılacağını açıkladı. İngiltere seyahat öncesi Covid-19 testi zorunluluğunu kaldırmaya hazırlanıyor. 7 Ocak'ta yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme kapsamında artık İngiltere'ye uçuş yapacak olan yolculardan PCR testi talep edilmeyecek. Gelişmeyi avam kamerasında konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson duyurdu. Seyahat kısıtlamalarının ülke ekonomisine ağır darbe vurduğunu söyleyen İngiliz lider, zorunlu test gibi uygulamaların Cuma günü itibariyle kaldırılacağını açıkladı. Meclisin 26 Ocak'ta tekrar toplanacağını belirterek ülke içindeki bazı kısıtlamaların da gözden geçirileceğini vurguladı. Diğer yandan muhalefetteki İşçi Partisi Başkanı Keir Starmer'in COVID-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Kendisini evinde karantinaya alan muhalefet liderinin söz konusu kararların alındığı meclis oturumuna katılamadığı bildirildi. Belçika'da sahte COVID testiyle uçağa binmeye çalışan 160 kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmış. Yani 1, 2, 3, 5 değil. Sahte COVID testi ve 160 kişiden bahsediliyor. Belçika'da sahte PCR testiyle seyahat etmeye çalışan 160 kişi yakalandı. Sahtecilik ve toplum sağlığını riske atmakla suçlanan zanlılardan 16'sı hapis cezasına çarptırıldı. Brüksel Mahkemesi duruşmaya gelmeyen 15 kişiye 6 ay hapis ve 1600 euro para cezası verdi. Sahte test sonucuyla yakalandığı sırada COVID hastası olduğu öğrenilen bir kişinin cezası ise 2 katına çıkarıldı. Geriye kalan 144 kişiye de 60 saatlik kamu hizmeti zorunluluğu getirildi. Belçika'da son aylarda seyahat edebilmek için sahte test sonucu veren 840 kişi havalimanı yetkililerince yakalandı. Bu kişilerin büyük çoğunluğu 750 euro para cezasını kabul etti. Para cezasını kabul etmeyenlerse gruplar halinde mahkemelerde yargılanıyor. Sevgili seyirciler, sevgili dinleyiciler, ilaç şirketi Pfizer'la biyoteknoloji firması BioNTech, halk BioNTech de diyor buna, ortak bir anlaşmaya varmış efendim. Anlaşmaya vardıkları konu önemli. ABD'li ilaç şirketi Pfizer'la Alman biyoteknoloji firması BioNTech bir kez daha güçlerini birleştirdi. Artık iki şirket bulaşıcı bir cilt hastalığı olan zonaya karşı birlikte savaşacak. BioNTech'in internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada Pfizer şirketiyle zona hastalığına karşı mRNA temelli ilk aşının geliştirilmesi için işbirliği anlaşması imzalandığı duyuruldu. Böylece her iki firmanın bilim insanları COVID-19 aşısının geliştirilmesinde kullanılan platformlardan faydalanarak çalışmalara başlayacak. Anlaşma kapsamında Pfizer, BioNTech'e 225 milyon dolar ön ödeme yapacak. BioNTech ise tescilli antijen teknolojisi için Pfizer'a 25 milyon dolar ödeyecek. Bilim insanlarının zonaya karşı mRNA temelli aşı çalışmaları 2022'nin ikinci yarısında başlayacak. Üretilecek olan aşıların ise zona hastalığına karşı etkili olacağı öngörülüyor. Müzik
Saat 7.13 sabah ajansı gazete başlıklarıyla devam ediyor. Akşam gazetesiyle devam edeceğiz. 3 kupalı Kartal. Beşiktaş Katar'daki Süper Kupa finalinde Antalya Spor'u penaltılarla yendi. Maçı yayınladık, yine yayınlayacağız. 3. doz yoksa maç yok efendim. Türkiye Futbol Federasyonu 180 günü aşmasına rağmen hatırlatma dozunu yaptırmayanların maçlara alınmayacağını açıkladı. Starlink'e kedi girdi. Elon Musk'ın kedisinin fotoğrafı var. Depremden önce Google uyardı. Google Akdeniz'deki 5,3'lük depremden hemen önce Android kullanıcılarına uyarı gönderdi. Google deprem uyarı sistemi nasıl kullanılıyor? Onun da ayrıntıları var. Omikron için temkinli umut. Dünyayı sarmaya başlayan Omikron varyantına dair 8 araştırmadan umut veren tek sonuç çıktı. Omikron'un oluşturacağı toplumsal bağışıklık sayesinde pandeminin sonu gelebilir. Şiddet az ama yayılım hızlı. Bu köpekler hayat da kurtarıyor. Beslenmesi yasak köpekler yanlış eğitimle can alırken doğru eğitimle yaşama da bağlayabiliyor. Konu bu şekilde ele alınmış. Las Vegas'taki fuarda dünyaya tanıtıldı yeni TOG. Yıkım siyasetine karşı mücadelemiz sürecek. Devlet Bahçeli ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafı, bu buluşmayla ilgili haber, fotoğraflar bütün gazetelerde var. Başkan Erdoğan AK Partili milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Daha sonra onun haberini yayınlayacağız. Ermenistan'la ilk normalleşme görüşmesi 14 Ocak'ta Moskova'da. Evlatlara şiddetten uzaklaştırma. 85 yaşındaki Servet Koçak ve kızı Naciye Koçak, diğer çocukları Recai ve Necati Koçak'ın kendilerine şiddet uyguladığını iddia etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin müdürü silahla saldırdı. Bu hadiseyi dün yayınlamıştık efendim. CHP'li belediyeler batmak üzere. Fitch Kredi Derecelendirme Kuruluşu İstanbul, İzmir ve Antalya belediyeleriyle ilgili müthiş bir rapor yayınladı. YPG'li teröristi Diyay Derli gömdü. YPG'li terörist Barış Atan 2015'teki cenazesinde HDP milletvekili Selma Irmak ile Diyarder Şırnak üyesi Kasım Yiğit'in görüntüleri ortaya çıktı. Teröristi kahraman ilan eden Yiğit, Kobani'de düşmanın tank ve toplarına karşı destanlar yazdılar diyor. 3 terörist etkisiz hale getirildi. Sabancı'dan 2.7 milyarlık satış, ayrıntılar var. Trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen ve organları 5 kişiye nakledilen İrem Keleşoğlu'nun böbrek hastası babasının durumuna üzüldüğü için organlarını bağışladığı ortaya çıktı. Ayrıntılar var. Bedelli 56.500 TL'ye çıkıyor. Bu da akşamdan okuyacağımız son haber. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleriyle görüştü. Yeni müjdelerin sinyali var. Kardeşlerimize vereceğimiz bir müjdeyle başlamak istiyorum. Başkan Erdoğan yeni müjdelerin sinyalini verdi, bekleyin dedi. Başkan Erdoğan milletvekilleriyle yeni yılın ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Erdoğan hükümetin ekonomide aldığı önlemleri bir kez de vekillerle paylaştı. Son dönemde başta öğretmenler olmak üzere verdiği müjdelerden söz etti. Vekillerden bölgelerinde bunları tek tek anlatmalarını istedi. Ekonomide gidişatın daha da olumluya döneceğine işaret etti Erdoğan. Tüm sorunları aşacağız. Hep birlikte daha iyi gelişmeler olduğunu göreceğiz dedi. Bizde müjde bitmez diyerek yeni müjdeler geleceğinin ipuçlarını verdi. Bundan sonra enflasyonun düşürülmesine odaklanacağını duyurdu. Kahvaltıda söz isteyen 30 vekilden 19'u konuştu. Türkiye'deki sığınmacılara ilişkin son rakamlar da toplantıda ele alındı. Bundan sonra uyum politikası üzerinde odaklanılması gerektiği belirtildi. Mesleki eğitimle ilgili gelişmelerin anlatıldığı haberimizle devam edelim. Burası A Haber. Artık ülkemizdeki 251 organize sanayi bölgemizin tamamında mesleki eğitim merkezleri faaliyete geçmiştir. Burada kendimi geliştiriyorum. Birçok şey öğreniyorum. Firmalarda staj göreceğiz. Mesleki eğitimde yeni dönem başladı. 81 ilde bulunan 251 organize sanayi bölgesinde mesleki eğitim merkezlerinin tamamı faaliyete geçti. Sektöre kalifiye personelin kazandırılması için burada eğitimler aralıksız sürüyor. Bu mesleki eğitim merkezleri organize sanayi bölgelerimizdeki işletmelerimizin
ihtiyaç duydukları insan kaynağını yetiştireceklerdir. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı ödemeleri 5 yıl uzatıldı. Yapılan düzenleme ile organize sanayi bölgelerindeki işletmelerde staj gören öğrencilerin işveren üzerindeki yükü artık devlet tarafından üstlenilecek. Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerin aldıkları asgari ücretin 1/3 tutarındaki aylığın devlet tarafından ödenmesini sağlıyoruz. Yeni düzenleme ile birlikte mesleki eğitim merkezinde eğitim gören öğrencilerin ücretlerinde de iyileştirmeye gidiliyor. Son sınıf öğrencileri artık asgari ücretin 1/3 değil yarısını alacak. Abdullah kaçıncı sınıfsın? 12. sınıf. Eskiden aldığımız ücret fazla yetmiyordu. Şu an aldığımız ücret bayağı ihtiyaçlarımızı karşılayacağını düşünüyorum. İstihdamın artırılmasında kritik bir yere sahip olacak mesleki eğitim merkezlerine ortaokul mezunu herkes katılabilecek. Hiçbir sektörde hiçbir firmamızın aradığım elemanı bulamıyorum diyemeyeceği bir mesleki eğitim sistemini kurmaktır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup başkan vekili Özgür Özel'in Kur'an kurslarına hedef alan çirkin açıklamalarıyla ilgili ilk kez konuştu. Bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete faydası var, ne bu millete faydası var, ne anayasaya uygunluğu var. CHP Genel Başkanı bu skandalı karanlıkta ıslık çalarak geçiştiremez. Bunun bedelini ödeyecek. Çıkıp milletten ve Diyanet camiamızdan özür dilemelidir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Kur'an kurslarına hedef alan açıklamalarına bu sözlerle tepki göstermiş, Kılıçdaroğlu'nu özür dilemeye davet etmişti. Ana muhalefet lideri konuyla ilgili ilk kez konuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın isteyen ailelerin çocuklarına Kur'an'ı öğretmeleri kadar doğal bir şey yoktur. Siyaset, din, inanç alanına asla girmemeli, kimlik alanına asla girmemeli. Gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelen Kılıçdaroğlu'na adaylık tartışmaları da soruldu. Bir kez daha göreve hazırım mesajı verdi. Millet İttifakı kabul ederse aday olmaktan onur duyarım dedim. İttifak diyorsa ki sen olacaksın, hayır ben olmam deme şansınız yok. Anketler yapılacaksa önce nasıl bir cumhurbaşkanı olmalı, bunun sorulması lazım. Ana muhalefet lideri Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın vatandaşın içine sinmeyen bir aday çıkarılması halinde kendisinin de aday olacağını söylemesini de değerlendirdi. Herkesin aday olduğu bir ortamda Tanju Bey de ben aday olmak isteyebilirim diyor. 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir. CHP lideri hakkında soruşturma açılmamış veya soruşturma açılıp takipsizlik kararı verilmiş KHK'lıların tamamını görevlerine başlatacaklarını dile getirdi. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın haksız yere cezaevinde bulunduğu görüşünü yineledi. Şimdi bu adaylık meselesiyle ilgili olarak Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Hem Sayın Devlet Bahçeli, hem Recep Tayyip Erdoğan, hem seçim tarihini hem adaylığı defalarca ilan etti. Ama ve lakin kendisine muhalifim diyenlerde büyük bir karmaşa ve korkunç bir kavga var. Karmaşa aslında doğru bir kelime değil ifade etmek için durumu. Hem CHP'nin içinde birbirlerini gırtlaklayacaklar neredeyse adaylık meselesinde, hem de muhalifim diyenlerin içerisinde birbirlerini gırtlaklayacaklar neredeyse adaylık meselesinde. Bir de tabii soru şu: kardeşim hanginizin parti politikasını uygulayacağız? Sizlerden biri Allah göstermesin kazanırsa. Devam edelim yayınımıza. Ömer Çelik, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü önemli açıklamalar yaptı. 28 Şubat döneminden daha vahşi bir şekilde çocukların Kur'an kursu eğitimi almasıyla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın nasıl hedef alındığını, arkasından da bunun bir orta çağ karanlığı olarak nasıl nitelendirildiğini gördük. Orta çağ zihniyeti asıl bunlardan rahatsız olmakla eşdeğer bir yaklaşımdır. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Kur'an kursları için orta çağ zihniyeti diyen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Türkiye'nin milli güvenliği açısından Türkiye'nin sahih bir din eğitimi vermesi, bunun çocukluktan itibaren
başlaması son derece kıymetli ve stratejiktir. Sürekli olarak demokrasiden bahsediyorsunuz, demokratik düzenden bahsediyorsunuz. Meşru seçilmiş AK Parti'ye karşı bu zehirli dili kullanırken terör örgütüne karşı gayet mutedil bir dil kullanıyorsunuz. Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya gelmesinin ardından açıklama yaptı. Gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik sözleri de vardı. Sayın Bahçeli'nin milliyetçiliğini sorgulamaya kalkmış. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem bildiği konular değil, hem anladığı konular değil, hem de kendi sahasına giren konular değil. Millet İttifakı içerisinde ki kendi çelişkileriyle uğraşması gerekiyor. Onu da geçtik. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi söylemleri arasındaki çelişkiyle uğraşması gerekiyor. Bu söylem, bahsettiğim bu zehirli siyaset giderek komediden bir faciaya dönüşmüş durumda. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı'na dönük dediğim gibi fitne oluşturma siyasetinin bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Çelik son dönemde Körfez ülkeleriyle yakınlaşmaya da değindi. Başkan Erdoğan'ın Şubat ayı ortasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini söyledi. Ömer Çelik milletvekilleriyle parti genel merkezindeki toplantıya ilişkin de bilgi verdi. Milletvekillerimiz hem ülkedeki genel siyasetle ilgili, hem uluslararası siyaset, bölge siyasetiyle ilgili, hem de illeriyle ilgili olarak değerlendirmelerini paylaştılar. Tabii soruları vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız onların hepsini not aldı ve cevapladı. Bunlarla ilgili nasıl stratejiler izleneceğini, siyasi açıdan, ekonomik açıdan, diğer açılardan Sayın Cumhurbaşkanımız arkadaşlarımızla kapsamlı bir şekilde paylaştı. Yıllarını sol siyasete, CHP'ye vermiş olan Mehmet Sevigen'in açıklamalarıyla Sabah Ajansı devam ediyor efendim. Kanun hükmünde kararnamelilerle ilgili CHP Genel Başkanı ve CHP sözcülerinin beyanatlarıyla ilgili çok önemli itirazları ve hatta isyanları vardı Mehmet Sevigen'in. Kardeşim şunu söyleyeceksin. Diyeceksin ki kardeşim mahkemeler taraflı yargılanmış olabilirler. Ben sizin davalarınızı tekrar göreceğim. Tekrar davalarınızı açacağım. Bağımsız siz haksızlığa uğramış olabilirsiniz. Tekrar yargıya göndereceğim. Yani mahkum olmuşlar ya, tekrar yargıya göndereceğim. Açılmasını sağlayacağım. Siyasi partiye avukatlarım var, hukukçularım Anayasa var. Anayasa mahkemesine gidelim falan diyeceksiniz. Tabii diyeceksiniz ve bunlar önlerini açacaksınız. Tekrar yargılanma fırsat tanıyacaksınız insanlara. Ama o ayrımı ortadan kaldırıyorlar. Tabii ki diyor ki ben diyor bunu mağdur olanlar şimdi belli olanları hepsini bizden diyor toptan içeri alacağım diyor. Ya biz bunlardan neler çektik mi? Ya bu ülke bizim ülkemiz. Ya yoksa bakın Kemal Bey diyordu ya bir olay olsa ben tankın üzerine çıkacağım. Diyor mu bizim genel başkanımız? Nasıl bir fırsat gelmişti bize biliyor musun? Havalandan indi ya. Evet. Tank dışarıda duruyor değil mi? Gitse desek çocuklara ya ne işiniz var burada çocuklar? Ya bırak tankın üzerine çıkmaya ne işiniz var burada kardeşim? O yaşta kimse tankın üstüne çıksın diye ama bunu verin. Sorabilirdi. Tabii ne işiniz var? İki tane resim çekse adamlara bak iki resim çekse orada. Tanka dese ki çekinin kardeşim buradan ben geçeceğim dese inanın iktidar oluruz ya. Tabii böyle bir fırsat geçer mi? Ben gider miyim belediye başkanının evine ya da bir otele ya da başka bir yere ya da başka bir yere ya da başka bir yere gider miyim böyle? Ya meydana çıkarım ya. Ya Tayyip Bey'in yanına giderim ya. Mehmet Sevigen herhangi bir CHP'li değil, CHP'nin en tepe noktalarında idare heyetinde bulunmuş, ömrünü sol siyasete, CHP'ye hizmete adamış bir isim Mehmet Sevigen'in değerlendirmeleri tabii bu kadar da değildi. Başka konularda da CHP idare heyetine itirazları vardı. Arz ettik efendim. Meral Akşener'in partisindekilerin durumu ne? Onlar küfretmeye devam ediyorlar. Kimse bana AKP demesin, anla avra sövmese. İYİ Partili Başkan AK Parti seçmenine galiz küfürler etti. Ağız alamayacak hakaretler de bulundu. Hani bu AK Parti'ye oy verenin, AK Parti diye bir partiyi savununun ben ta... İYİ Parti Kocaeli Dilovası ilçesinde Demirciler Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Akaryakıt istasyonundan sigara aldığını ifade eden Göçmez, sigara zammından dolayı kendi akrabaları ve yakınları dahil bütün AK Partilere küfretti. Kardeşim zaten zam geldi 21 lira oldu dedi. Hayır abi 25 lira oldu bugün bir daha geldi dedi. Yani bu AK Parti'ye oy verenin, AK Parti diye bir partiyi savununun ben...
Bununla da yetinmeyen göçmenizin pişkin şekilde görüntüleri istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz demesi pes dedirtti. İstediği yerde paylaşabilir. Ben de Demirciler Köyü'nde yaşıyorum, Kocaeli Dilovası'nda. Ancak bir saat geçmeden aldığı tepkilerden olacak ki sosyal medya hesabını gizledi. AK Parti Dilovası İlçe Başkanlığı ve çok sayıda partili küfür ve hakaret eden Ahmet Erhan Göçmez hakkında suç duyurusunda bulundu. İYİ Partili Lütfü Türkan da geçtiğimiz Kasım ayında şehit yakınına küfür etmiş, kamuoyundan büyük tepki görmüştü. Gazete başlıklarıyla devam ediyoruz. Meral Akşener'in partisindekiler millete, kendileri gibi düşünmeyenlere küfretmeyi sürdürüyorlar. Efendim, Devlet Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin milliyetçiliğini, ülkücülüğünü, Türk milliyetçiliğini, ülkücülüğünü beğenmeyip Meral Akşener'in ipine tutunanlar şu anda HDP ile ruh ikizi olmuş CHP'nin kucağındalar. Hal ve gidiş bu. Kendileri gibi düşünmeyenlere de küfrediyorlar. Hal ve gidiş bu. Yeni Şafak manşetin üstünde TOG dünyaya açıldı haberi var efendim. Hemen yanında Viska Trabzonspor'da, Süper Kupa Beşiktaş'ta, bunları görüyoruz. Şehit Mustafa Canbaz fotoğraf yarışmasının duyurusu var efendim. FETÖ böyle tehdit ediyor. Bak, Fethullah Gülen kahpesi adamları sevenleri ne yapıyormuş? Himmet vermezsen ihbar ederiz. Yani birbirlerini FETÖ'cü olmakla ihbar ediyorlar FETÖ'cüler. 15 Temmuz'dan sonra aralıksız süren operasyonlara rağmen örgütlenmeye çalışan FETÖ esnaftan hala zorla para topluyor. Geçmişte örgüt toplantılarına katılan esnafların kapısını çalan finans sorumluları aylık ortalama 10 bin lira himmet istiyor. Himmet vermek istemeyenler ise geçmişteki ilişkileri hatırlatılarak polise ihbar ederiz diye tehdit ediliyor. Bunlar korkunç bir suç örgütü. Kahpelikte sınır yok. Birbirlerini, yani FETÖ'cü olmakla ihbar etmekle tehdit ediyor. Kahpe bunların hepsi. Cumhur'da yılın ilk zirvesi. Önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli evinde ziyaret etti. Erdoğan görüşmede Bahçeli'ye öğrenci yıllarına ait kütük defterinin yer aldığı tabloyu ve üzerinde 3 hilal bulunan Sedef Kakma Kutu içindeki kitabı hediye etti. Ve efendim ayrıntılar var. Devlet Bahçeli de Başkan Erdoğan'a hediyeler sunmuş. Test kuyruğu sokaklara taştı. Vaka sayısında rekor. Karantina 7 güne indi. Polis tebdili kıyafet stoku buldu. Stokçu otobayilerine suçüstü. Herkesin kazandığı bir dönem olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklamaları. Kazakistan'da olağanüstü hal. Az sonra haberi yayınlayacağız. Kazakistan'a kimler karıştırıyor? Memur maaşlarıyla ilgili haberler var. Nazgül Türkiye'ye döndü. Kılıçdaroğlu Tanju Özcan'dan kurtulmanın yolunu buldu. 100 bin imzayı bul, sen de aday ol. Yeni Şafak gazetesini okuduk. Kazakistan'daki olaylarla devam ediyoruz. Soru şu: Kazakistan'ı kimler kışkırtıyor? Mutfakta Rusya mı var kışkırtanlar arasında? Tarihi İpek Yolu mu hedef alındı? Amerika Birleşik Devletleri de bu işlerin içinde mi? Fethullah Gülen'in kahpesinin adamları, sevenler orada çok etkindi. FETÖ'cüler de bu işlerin içinde var mı? Kazakistan'da neler oluyor? Bu soruların cevabı haberimizde. Protestolar şiddetlendi, hükümet istifa etti. Kazakistan'ın batısındaki Janaözen kentinde LPG'ye yapılan zamma karşı halk meydanlara çıkmıştı. Protestoların ülke genelinde yayılması sonucu Almatı şehri ve Mangistau eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev protestoculara itidal çağrısında bulundu. İçeriden ve dışarıdan provokasyonlara boyun eğmemenizi rica ediyorum dedi. Daha sonra da Tokayev, Başbakan Asgar Mamin başkanlığındaki hükümetin istifasını kabul etti. Başbakan vekili görevini daha önce başbakan yardımcısı olan Alihan Smailov yürütecek.
Kazakistan'da LPG fiyatı litre başına 60 tengeden, yani 1,86 Türk lirasından 3,75 Türk lirasına denk gelen 120 tengeye çıkarılmıştı. Ancak tepkilerin ardından kurulan özel hükümet komisyonu LPG fiyatını litre başına 50 tengeye düşürdüklerini açıklamıştı. Gösteriler buna rağmen devam etmişti. Stratejist, emekli asker Coşkun Başbu tweet atmış. Bakın ne söylüyor, Kazakistan'da neler oluyor sorusuyla ilgili. Kardeş Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatı'na girdi. Kiril alfabesini kaldırdı. Türk Dil Birliği için Latin harflerine geçti. Bazı alanlarda Rusçayı yasakladı. Türkiye ile önemli anlaşmalar yaptı. Ne tesadüf. Zam protestosu bahanesiyle sokaklar karışıverdi. Mutfakta Kremlin mi var? Karanlık el. Kazakistan'da hedefte İpek yolu mu var diyenler de var. Coşkun Başbuğ'un bu yorumlarının ardından Sabah Ajansı'na devam edelim. Karanlık el Kazakistan'da. Efendim devam ediyoruz yayınımıza. Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 Ocak Kongre baskınının yıl dönümü. Başkent Washington'da yüksek güvenlik önlemleri alınmış. Hafızalara kazınan bu görüntüler Amerika'nın başkenti Washington'da kayda geçmişti. Kasım'daki başkanlık seçimlerinin hileli olduğunu savunan Trump destekçileri 6 Ocak'ta Kongre binasına baskın düzenlemişti. Kısa sürede sivil işgale dönüşen şiddet olaylarında biri polis, 6 kişi hayatını kaybetmişti. O görüntülerin üzerinden tam bir yıl geçti. Kanlı baskının yıl dönümünde başkente yine endişeli bekleyiş hakim. Aşırı sağcı grupların olası bir ayaklanmasına karşı kolluk kuvvetleri ve istihbarat kurumları alarma geçmiş durumda. Konu ilişkin basına konuşan İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, potansiyel tehditlerin farkında olduklarını ve önlem aldıklarını belirtti. Federal Soruşturma Bürosu'yla da doğrudan temas halinde olduklarını kaydetti. Kongre polis şefi Tom Mangerse kendilerinin herhangi bir tehdide cevap verecek güçte olduklarını ifade etti. Gerekirse diğer birimlerden yardım isteyeceklerini de sözlerine ekledi. Diğer yandan Amerikan Başkanı Joe Biden'ın da baskının yıl dönümünde konuşma yapması bekleniyor. Biden'ın dönemin başkanı olan Trump'ın olaya ilişkin rolüne değinmesi de gündemde. Sabah Ajansı Süper Kupa ile devam ediyor. Süper Kupa Beşiktaş'ın. Hayun Umut Meler son kontrollerini yaptı. İşaretini aldı. İlk düdüğünü çaldı ve Süper Kupa başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Şimdi Kenan gidiyor. Ters tarafta boşluk var. Atiba aldı. Solda Larin top bekliyor. Atiba vermedi Larin'e. Şimdi Kenan Karaman sağ tarafa doğru. Rozi'ye yerden. Gol pozisyonu ve gol! Atiba! 33. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Atiba! Hakan kullanacak köşe vuruşunu. Ceza sahasında şimdi bir vuruş, ters bir top ve gol. Top ağlara gidiyor. Ters bir vuruş. Antalya Spor'u beraberliğe taşıyor bu gol. Kırmızı beyazlı taraftarların sevinci. Atiba bu kez kendi filelerini havalandırdı. Ve skora bir birlik denge geldi. Süper Kupa'da. En geriye Bofen'e geldi. Halil Umut Meler de Süper Kupa'nın sahibini penaltı vuruşlarının belirleyeceğini ilan etti. Halil Umut Meler düdüğünü çaldı. Güray ve Ersin baş başa. Güray vurdu. Ersin ya top ayrı köşelere gitti. Antalya Spor öne geçti. Teixeira ve Bofen. Alex Teixeira vurdu. Top ağlarda.
Penaltı vuruşlarında birbirlik eşitlik. Mustafa burada Ersin çıkarttı. Ya. Ersin çıkarttı. Batshuayi. Beşiktaş 2-1 önde. Hakan Özmert. Hakan. Ne güzel penaltı attı. Yeniden denge var. Hakan Özmert. Kalecinin sağına mı vuracak acaba? Atiba vurdu, topu ağlara yolladı. Beşiktaş yeniden önde. 3-2 önde Beşiktaş. Dördüncü penaltı vuruşu. Florianus çıktı top. Çıktı. Direk Ersin çıktı top. Vida. Vida ve gol. Süper Kupa Beşiktaş'ın 15. Süper Kupa'yı, Turkcell Süper Kupa'yı Beşiktaş kazanıyor. 15. Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş, Önder Hoca ile beraber bu kupanın mimarları Süper Kupa'yı havaya kaldırıyor. Turkcell Süper Kupa Beşiktaş'ın Süper Kupa sevincini bu şekilde yaşıyor Beşiktaş. Sevinmek onların hakkı. İşte bu mutluluk pozunu veriyor. 2021'in Süper Kupası'nı böyle ölümsüzleştiriyor. Süper Kupa Beşiktaş'ın oldu. Tebrik ediyoruz. Beşiktaş'ı tebrik edenler arasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan da var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Süper Kupa'nın sahibi olan Beşiktaş'ı tebrik etti. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Futbol Federasyonu Turkcell Süper Kupa 2021'i kazanan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş camiasını en içten dileklerimle tebrik ediyorum ifadelerine yer verdi. Sabah Ajansı sürüyor. Burası A Haber, A Haber Televizyonu'nda, A Haber Radyo'da. Hafta içi sabah saat 6'da başlıyor beraberliğimiz. Yani saat 6'dan beraberleri veriyoruz. Haberleri vermeye devam edelim. Erdal Kuruçay, İstanbul'da, mega kentte trafikle ilgili bir haber var mı? Uyarmamız gereken insanları bir durum var mı? Anlatacak Erdal Kuruçay, yayınımıza hoş geldin. Seni dinliyoruz. Günaydın Erkan Tan. Dünyanın en kalabalık ve en büyük şehirlerinden İstanbul'da normalde bu saatlerde trafik yoğunluğu %60 olurdu. Fakat an itibariyle %40'a yaklaşmış durumda. Fakat ilerleyen dakikalarda biraz daha artması bekleniyor. Fakat İstanbul genelinde akıcı bir trafiğin olduğunu söyleyebiliriz. Bulunduğumuz nokta İstanbul'un en yoğun noktalarından bir tanesi Altunizade. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımı. İlerlediğimizde Beylerbeyi biraz daha yoğun olduğunu katılımın söyleyebiliriz. Fakat geriye dönüp bakacak olursak Bostancı, Göztepe arası kısmen akıcı. Fakat Göztepe'den yavaş yavaş bulunduğumuz noktaya kadar akıcı olsa da yoğunluk artarak devam ediyor. Köprü üzeri daha da akıcı olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul genelinde bugün 4 ayrı kaza meydana geldi. Tabii bu kazalar da yoğunluğu kısmen artırdığını söylemekte fayda var. Tem otoyoluna dönüp bakacak olursak Ümraniye'de başlıyor yoğunluk ve artarak devam ediyor. Ta ki Kavacık, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımına kadar köprü üzeri akıcı olsa da köprü çıkışından başlayarak Kemerburgaz Ali Beyköy sapağına kadar yaklaşık 3-4 kilometrelik araç kuyruğu olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul'da bugün hava açık ve kısmen bulutlu olacak. Tabii açık havalarda İstanbul trafiği biraz daha yoğunluğunun az olduğunu söyleyebiliriz. An itibariyle %40'a dayanmış durumda fakat ilerleyen dakikalarda biraz daha artması bekleniyor diyelim ve Altunizade'den sözü tekrar merkeze bırakalım Erkan Tan. Erdal Kuruçay, çok teşekkür ediyoruz. Saatlerimiz 8-2 dakika geçiyor. Sabah Ajansı Türkiye'nin gururuyla devam ediyor. Biz yaştakilerin hep hayallerini süslerdi. Hayaldi, gerçek oldu. Elhamdülillah. Allah yapandan, yaptırandan razı olsun. Türkiye'nin gururu dünyanın gözünün önüne çıkartıldı.
Türkiye'nin otomobili, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de yeniliklerini ve ilklerini dünyaya tanıttı. Fuarda TOGG'un geçiş konsepti, akıllı cihaz adı verilen yeni konsept modeli de ilk kez görücüye çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen CES 2022 fuarında yerli otomobilin tanıtımını TOGG CEO'su Gürcan Karakaş gerçekleştirdi. Karakaş, TOGG'u teknoloji markası olarak gördükleri için bu fuarda yer aldıklarını söyledi. 200 ila 400 beygir gücü sunuyoruz. Sıfırdan 100'e 4.8 saniyede çıkış, 500 kilometre WLTP menzili sunuyoruz ve sahipliği sürdürme maliyeti de yine sınıfının en iyisi. Otomobili tamamen kullanıcı odaklı bir yaklaşımla oluşturduklarını vurgulayan Karakaş, akıllı yaşam hizmetleriyle bağlantılı bir araç sunacaklarını belirtti. Diğer hedefimiz de NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız almak. Çünkü kullanıcıların birinci önceliği güvenlik. Araç aynı zamanda veri bazlı iş modelleri, yeni mobilite servisleri, akıllı yaşam ve akıllı şarj gibi teknolojik çözümleriyle dikkat çekiyor. Dünya sahnesine adım atan Türkiye'nin otomobili bu özellikleriyle teknoloji severlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. TOGG aynı zamanda yeni logosuyla da ilk kez Las Vegas'ta sergilendi. CEO Gürkan Karakaş, logonun hem birliği ve hem de çokluğu temsil eden bir anlayışı barındırdığını söyledi. Duygusal ve rasyonel yaklaşımların birleştirilmesi de bizim logomuzda temsil ediliyor. Bir tarafta birliği, bir taraftan da çokluğu temsil ediyoruz. TOGG'un üretim ve pazarlama stratejisi de fuarda tanıtıldı. Karakaş, 2030'a kadar 5 farklı segmente 1 milyon adet araç üretmeyi planladıklarını belirtti. 2022'nin 4. çeyreğinde toptan seri üretime hazır olacak ve homologasyon ve sertifikasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra seri üretim 2023'ün birinci çeyreğinde başlamış olacak. Avrupa'nın ilk geleneksel olmayan C segmenti doğuştan elektrikli SUV aracımız 2023'ün ilk çeyreğinde satışta olacak. Biz yaştakilerin hayaliydi. Hayaldi, gerçek oldu. Allah yapandan, yaptırandan razı olsun. Şimdi CHP'lilere bir çift sözüm var. Ey Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gönül verenler, Cumhur İttifakı'nı destekleyenler, MHP'liler, Büyük Birlik Partililer, Milliyetçiler, Muhafazakarlar, etrafınızdaki CHP'lilere sorsanıza efendim, lütfen sorunuz. Milyonlarca CHP seçmenini bu milli gururun neden karşısında konumlandırdılar? Neden yahu? Neden? Bu hepimizin başarısı. Neden milyonlarca CHP seçmenini verdikleri beyanatlarla bu milli gururumuz, Türkiye'nin otomobili, TOGG ile ilgili hafife alan, hor gören yaklaşımlarla milyonlarca CHP seçmenini bu milli gururun karşısında konumlandırdılar? Neden? Atatürk'ün partisinin idare heyeti. Bu sorunun cevabı var mı? Atatürk'ün partisini destekleyenler, partinize sormuyor musunuz? Sabah Ajansı sürüyor efendim. Gazetelerle devam edeceğiz. Gazetelerle devam edelim. Yeni Asır, Türk Gün ve Sabah gazetelerine bakacağız. İzmirli talihli 30 milyon liralık ikramiyesini aldı Yeni Asır'da. Devlet Bahçeli Başkan Erdoğan buluşması, başka gazetelerde de var, okuyacağız. Manşet Yeni Asır'da ne? CHP'lilerin bile alay konusu oldu. Kılıçdaroğlu'nun çiftçiye bedava elektrik vaadiyle kendi partilileri bile dalga geçiyor. Tire Belediyesi CHP'li meclis üyesi hızlı soğuk füzyon ile elektrik üretebilirsek çiftçiye bedava veririz diye konuştu. Bu vaatle dalga geçen CHP'lilerin bile alay konusu oldu diyor gazetede. Fitch,
Kredi Derecelendirme Kuruluşu İzmir, Büyükşehir batabilir. İstanbul ve Antalya için de aynı değerlendirmeyi yapmış Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu. CHP tarafından idare edilen belediyelerle ilgili Türkgün gazetesi. Bahçeli'ye sürpriz hediye. Türkgün'de manşet efendim. Hemen bakalım. Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan buluşması. Devlet Bahçeli de Erdoğan'a Türkiye temalı al bayraklı dolma kalem hediye etti diyor. Kandil ile el eleler. Bakalım Türkgün gazetesinde aşağı doğru inelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınan 557 kişinin terör örgütleriyle bağlantılarının tespit edilmesinin ardından başlatılan teftiş, CHP, İP ve HDP'nin başını çektiği zillet ittifakını telaşlandırdı. Diyet ödediler. İttifak ortakları teftişe karşı. Ayrıntılar var. Kandili ile el eleler. Ayrıntılar var. Balon Ekrem'in ağaççıları. Başyazı Yıldıray Çiçek. Balon Ekrem'in ağaççıları demiş. Devam edelim yayınımıza. Sabah gazetesinde hangi başlıklar var efendim? Sabah gazetesinde staj yapacak milyonlarca gence devletten 1275 lira aylık süper kartal. Finali yayınladık, bir daha yayınlayacağız. Trabzon Vizca'ya kavuştu. Temel İslam ansiklopedisi veriyor sabah gazetesi, o duyuruluyor efendim. Nisanur hayata piyanoyla bağlandı sabahın manşeti. 8 yaşındaki ağır otizmli Nisanur Ateş piyanoya olan yeteneği keşfedilince başarıya yelken açmış. Erdoğan Bahçeli buluşması. Görüşmeyle ilgili ayrıntılar var efendim. Devlet Bahçeli'nin öğrencilik yıllarına ait kütük defterinin yer aldığı tabloyu ve üzerinde 3 hilal bulunan Sedef Kakma Kutu içindeki kitabı MHP liderine hediye etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP lideri Türkiye temalı bir dolma kalem hediye etmiş. Türkiye'yi uçuracak tesisler açılıyor. Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi ile kompozit üretim binasının da aralarında bulunduğu tesisleri Başkan Erdoğan törenle açacak. Toplu ulaşımda engelliye geçit yok. Sabah İstanbul'da toplu ulaşımda önlerine onlarca engel çıkarılan engellerin sorunlarını dinledi. Sağlık Bakanı pozitif vakalarda karantina süresi 7 güne indirildi. Tok dünya sahnesinde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati üret, ihraç et, seni sırtımızda taşıyalım. Zincir marketlere kağıt, bez, çanta, file bulundurma zorunluluğu getirildi. Eren Bülbül'ün ailesine ömür boyu maaş bağlandı. Kadın arkadaşını öldürüp sandığa koydu. 17 gün sonra kendini polise ihbar etti. Bu korkunç haberle ilgili ayrıntılar var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hak İş heyetini kabul etti. Bu kabuldeki gündem haberimizde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hak İş heyetini kabul etti. 1 saat 15 dakika süren görüşmenin adresi külliyeydi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de hazır bulundu. Hak İş Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, asgari ücrete yapılan %50'lik zam ve emeklilerin maaşına yapılan iyileştirme için Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Görüşmede çalışma hayatına ilişkin başlıklar da ele alındı. Başkan Erdoğan'ın ise yerli ve milli duruşundan ötürü Hak İş'e teşekkür ettiği öğrenildi. Başkan Erdoğan 30 Aralık'ta da Türk İş heyetini külliyede kabul etmişti. Saat 8.14 sabah ajansı devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Doktor Nureddin Nebati'nin açıklamalarıyla birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Serbest piyasa koşulları altında döviz kurları dengeye kavuşuyor. Artık bir gündem maddemiz değil. Şimdi sıra elimizdeki enflasyonla mücadele etme noktasında atacağımız adımlar. Türk lirasını korumak adına atılan adımlarla birlikte Türkiye, kur dalgalanmalarıyla mücadelede önemli bir başarı elde etti. Artık en büyük mücadele alanı enflasyon olacak. Üzerimizde Aralık ayının yüksek enflasyonu kambur olarak duruyor. Bütçe disiplinine asla taviz vermeden enflasyonla mücadelemizi en sert ve kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,
MÜSİAD 2021 yılı değerlendirme ve 2022 beklentileri toplantısında konuştu. Enflasyonla mücadelede izlenecek yol haritasını anlattı. Dünyadan ithal ettiğimiz, özellikle de enerji fiyatlarıyla ithal ettiğimiz enflasyonla mücadele edeceğiz. Emtia fiyatlarındaki yüksek fiyatlarla mücadele edeceğiz. Taşıma maliyetlerindeki yüksek fiyatlarla mücadele edeceğiz. Kendi içerimizdeki, özellikle de kur baskısından ve kurdaki ataklardan dolayı kaynaklanan yüksek fiyatlarla mücadele edeceğiz. Bakan Nebati, birilerinin bize çizdiği yolun dışına çıkıyoruz dedi. Türkiye'nin artık kendi politikalarını uyguladığına işaret etti. Bireysel yatırımcıların tekrar algı operasyonlarıyla zarar görmesini engelleyecek, Türkiye'de Türk lirasını güçlendirecek ve farklı operasyonların etkisi altında kalmayı engelleyecek enstrümanlarımızın tamamını sunduk. Bitti köpükler. Algılar da bitti. Gerçeklik algıyı bitirir. Hazine ve Maliye Bakanı, kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına geçişte 91,5 milyar liralık hacme ulaşıldığını söyledi. Bakan Nebati, 2022 yılının çok daha iyi bir yıl olacağını ifade etti. Bu yıl tarihi rekorların kırıldığı, yeni ekonomik modelin tamamen uygulanabilir olduğu, daha öngörülebilir, istikrarlı, Türkiye'nin kazanımlarının en yüksek olduğu yıllardan birisi olacak. Saat 8.18 sabah ajansı devam ediyor. Gazeteleri açıyoruz. Yeni Akit ve Takvim gazetelerini sizler için okuyacağız ve göstereceğiz. Turkovak, Türkiye Tabipler Birliği'ne battı efendim. TTB bunlar Türk Tabipleri Birliği olarak hizmet vermeye çalışıyorlar. Ama aslında bu Türk Tabipleri Birliği Türkiye için bir halk sağlığı sorunu oldu. Şimdi de yerli aşıyı hedef aldılar. Turkovak, Türk Tabipleri Birliği'ne battı diyor haberde efendim. Karantina süresi 7 güne indirildi. CHP'den Özgür Basın dansözlüğü, CHP'li müdürün dansözlü fotoğrafını haber yapan yerel gazeteci baskı, zulüm, lince maruz kaldı. Ayrıntılar. CHP'li Mansur Yavaş askiye eleman alımında liyakata değil mülakata bakmış. Mülakat torpiliyle kadro hırsızlığı. Efendim, yazılıdan yüksek puan alan çok sayıda kişiyi mülakatta eleyip yazılıda düşük puan alan yandaşları mülakatta 100 tam puan vererek kadroya kattığı ortaya çıktı. Ayrıntılar var Yeni Akit gazetesinde. Efendim devam edelim Takvim gazetesiyle birlikteliğimize. Takvim gazetesini de gösterelim hızlıca sizlere. Kim ne kadar maaş alacak? Kartal kaptı kaçtı, kupayı Kartal aldı. Fenerbahçe'de gözler Löw'e çevrildi. Elmas'ın hedefi Borel. Ayrıntılar var. Takvimden okurlarına dev hizmet diyor manşette. 10 soruda zamlı maaş rehberi. Kim ne kadar maaş alacak? Aşağı doğru inelim. Aşağı doğru inelim efendim. Çok ilginç bir haber var Takvim'de. Sahte kahraman. Yangın söndürme ekiplerinin lideriyim deyip belediyeyi kandırdığı sahte albay Rasim Ahmet, Başkan Mehmet Oktay'a plaket de verdi. Marmaris'te bir sahtekar Başkan Mehmet Oktay'a çıktı. Kendini Azeri itfaiyecilerin komutanı albay Rasim Ahmet diye tanıttı. Yedi, içti, krallar gibi ağırlandı. Foyası çabuk ortaya çıktı. Azerbaycan'da böyle bir görevin olmadığı bir hafta sonra anlaşıldı. Gerçek albayın da fotoğrafı var efendim. Ve Ergün Diler, Muhtar Ablyazov ve damadı İlyas Karapunov Kazakistan'da zam bahanesiyle ortalığı yaktırıp yıktırdı. Amacına ulaştı. Peki bunun Çin ve George Soros'la ne ilgisi vardı? Ergün Diler hem soruyor hem de soruyor. Yazısının başlığı da Kazak İsyan. Devam edelim yayınımıza. Efendim Sabah Ajansı'nı takip ediyorsunuz. Burası A Haber. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesi ve bu konuyla ilgili ayrıntılar geliyor huzurlarınıza. Önce montlar, sonra maskeler çıktı. Yüzlerin güldüğü görüşme 49 günün ardından Ankara'da gerçekleşti. Başkan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz bir ziyaret yaptı.
Erdoğan'ın günlük programında olmayan görüşme saat 14'e 2 saat kala duyuruldu. Devlet Bahçeli milletvekilleriyle toplantıda olan konuğu Erdoğan'ı bahçeye çıkarak bekledi. Görüşme saati yaklaşınca Bahçeli montunu çıkardı. Misafirperverliğini kapıda bekleyerek gösterdi. Erdoğan araçtan inerken montunu çıkardı. İki isim kameraların karşısına da maskelerini çıkartarak geçti. O anlarda yüzler gülüyordu. İki lider 2021 yılında 3 kez görüşmüş ve en son 17 Kasım tarihinde bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve 45 dakika süren o görüşmede Cumhur İttifakı'nın güçlü birliğine vurgu yapılmış, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerinden yürütülen tartışmalar da bertaraf edilmişti. Cumhur İttifakı'nın doğası gereği kendi ritmi içerisinde, kendi rutinli içerisinde devam ediyor. Çeşitli zaman aralıklarla bir araya gelmesi tabii ki Türkiye'nin meseleleriyle ilgili olarak hem bir istişare anlamı hem de Cumhur İttifakı'nın birlikteliğinin tekrar teyit edilmesi, pekiştirilmesi anlamını taşıyor. Tıpkı 5 Ocak 2021'de olduğu gibi 2022 yılında ilk günlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk resmi ziyaretini MHP lideri Devlet Bahçeli'ye gerçekleştirdi. Görüşme saatler 14'ü gösterdiğinde başladı ve iki ismin de gündeminde iç ve dış siyaset başta olmak üzere çok önemli başlıklar bulunuyor. Masada yasama yılının çalışma takvimi ve yakın zamanda meclise sunulması beklenen seçim ve siyasi partiler kanununun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 557 personele İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan terör teftişi de vardı. Bir saat süren görüşmede Erdoğan Devlet Bahçeli'nin geçmiş doğum gününü de kutladı. Bahçeli'nin öğrencilik yıllarına ait öğrenci kütüğünü ve üzerinde 3 hilal bulunan bir kitap hediye etti. O esnada iki ismin de yüzlerinin güldüğü görüldü. Bahçeli tıpkı görüşmenin başında olduğu gibi bitiminde de Erdoğan'a kapıya kadar eşlik etti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamalarıyla Sabah Ajansı devam ediyor. Burası A Haber. Sen kimsin de benim asr-ı saadet dönemimi orta çağ zihniyeti diye aşağılamaya kalkıyorsun. Asıl aşağılık olan sizlersiniz. Sözleri çok sertti. Hedefinde ise Kur'an eğitimine orta çağ zihniyeti diyen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve Millet İttifakı vardı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde haftalık basın toplantısı düzenledi. Bazı isimlerin milletimizin inanç ve değerleriyle mesafelerini görünce karşı karşıya olduğumuz cehalet ve düşmanlık konusunda gerçekten endişeye kapılıyoruz. Toplantıda gündemi değerlendiren Destici, Özgür Özel'i sert sözlerle eleştirirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu özür dilemeye davet etti. Çocuklarımıza Kur'an öğretilmesine ya da devletimizin en temel kuruluşlarından olan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Diyanet'in bünyesinde bir eğitim faaliyeti yapılmasına ilk tepki olarak orta çağ karanlığı tabiri kullananlara hangi millet için ve hangi inanç ve anlayış için siyaset yaptıklarını sormak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın ya da sözcülerinin bu konuyla ilgili milletimizden bir özür dilememiş olması da ayrıca dikkate değer bir durumdur. Cumhur İttifakı'nda birliktelik vurgusu yapan BBP lideri 2023 seçimlerinde zafer mesajı verdi. İttifakımız 2023 seçimlerinden de hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem de meclis seçimlerinde yine zaferle çıkacaktır. Ayrıca. Bu meseleler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun da gündemindeydi efendim. Hemen oraya götürüyoruz sizleri. Milletimizin dinine, diyanetine, değerlerine ortaçağ zihniyeti diyen zavallı düşünceyi siz ilk önce protesto edin. Ve milletimizden özür dileyin. Diyanetin bakanlığını kuran Cumhuriyet Halk Partisi'dir. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Kur'an kurslarını hedef alan açıklamaları mecliste tartışmalara neden oldu.
iktidarla muhalefet bir kez daha karşı karşıya geldi. Özgür Özel'in dinimize, diyanetimize yapmış olduğu bu çirkin saldırısını şiddetle kınıyor ve bunu milletimize havale ediyorum. Fazla bağırmayın, ona bağırsaydınız keşke. AK Parti milletvekillerinin Özel'e yönelik eleştirilerine, CHP sıralarından tepki gelmesine partinin grup başkan vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ses yükseltti. Ana muhalefet partisini faşistlikle suçladı. Jacoben ve faşizan bir yaklaşımla nasıl tahammülsüzlük gösterildiğini milletimiz hayretle, şayane dikkatle izlemiştir. Siz milletvekillerimize oradan bağıracağınıza, karşılık vereceğinize, kendi millet değerlerine savaş açan, milletimizin dinine, diyanetine, değerlerine ortaçağ zihniyeti diyen zavallı düşünceyi siz ilk önce protesto edin ve milletimizden özür dileyin. İmam hatipleri açan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Siz mi bize din konusunda akıl vereceksiniz? Diyanet İşleri Başkanlığı Atatürk tarafından kurulmuş bir teşkilattır. CHP sonuç itibariyle bu dini eğitime orta çağ zihniyeti diyerek milletimizin inançlarına hakaret ettiği halde konuyu saptırarak başka gündemler ortaya koymaya çalışmaktadır. Tartışmalar uzayınca Meclis Başkan Vekili Haydar Akar birleşime ara vermek zorunda kaldı. Birleşime 5 dakika ara veriyorum. Sabah Ajansı devam ediyor sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Hafta içi her sabah yaklaşık bu saatlerde bir misafir ağırlıyoruz. Selim Yağcı yayınımızda. Adalet ve Kalkınma Partisi Bilecik Milletvekili ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı'ya günaydın diyelim efendim. Selim Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın efendim. Günaydın Erkan Bey. Öncelikle sizleri, tüm milletimizi ve tabii ki Bilecikli hemşerilerimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı günlerimiz olsun inşallah. Çok naziksiniz, çok teşekkür ederiz. Biz de aleyküm selam ve rahmetullah diyelim. İlk soruyu soralım. Şimdi bu din düşmanlığı CHP'nin gene depreşti. Hem de en üst perdeden 4, 5, 6 yaş grubu çocukların Diyanet İşleri Başkanlığı'nın SEK ve İdaresi'nde Kur'an eğitimi almalarından bayağı rahatsız olmuşlar. Ne diyorsunuz Selim Bey? Evet, maalesef bazen ne kadar cambaza bak deseler de ve toplumumuzu farklı görüntülerle yanıltmaya çalışsalar da ilk fırsatı bulduklarında gerçek yüzünü CHP zihniyeti her zaman olduğu gibi ortaya koyuyor. Bir de işin garip tarafı kendi gittikleri yönün ne kadar aksi bir yön olduğunu kendileri söylüyorlar. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Mustafa Kemal Atatürk kurdu, CHP kurdu diyorlar. Ama bugün kendileri kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eğitimine, öğretimine ortaçağ zihniyeti diyorlar. Bunun CHP'nin başlangıç noktasında bugün ne kadar sapkın bir noktada olduğunun en büyük göstergesi. Ayrı bir gösterge daha, öyle mi? Aynen öyle. Ve tabii Özgür Özel Bey'i ben istifaya davet ediyorum. Gerçekten böyle %99'u Müslüman olan devletin resmi kurumu tarafından yapılan bir eğitime ve İslamiyet'in medeniyet değerlerine orta çağ zihniyeti diyebilmek öyle rastgele söylenen bir söz değil. O sözü söyleyenler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bence bir partiyi temsil hak ve yetkisine de sahip olmamalı diyorum. Lütfü Türkan'ın yaptığının bir benzerini, hatta daha vahim olanını Özgür Özel yapmıştır. Onun için bunun mutlaka milletimizin gözünde, gönlünde gerekli cevabı görecektir, gerekli cezayı görecektir. Ama siyaseten eğer Sayın Kılıçdaroğlu helalleşelim diyor, bu helalleşme noktasında samimiyse bu anlamda da ona işte bu samimiyetini ortaya koyacak ciddi bir
çalışma alanı da gözüküyor. Görelim bakalım ne diyecek. Peki efendim, Selim Yağcı yayınımızda, Adalet ve Kalkınma Partisi Bilecik milletvekili. Efendim siz uzun yıllar Bilecik'te hem de çok büyük bir başarıyla belediye başkanı olarak görev yaptınız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne müfettişler gittiler. Birdenbire İstanbul Büyükşehir Belediyesi idarecileri, onların yancıları ve CHP idarecileri konuyu milli iradeye müdahaleye getirdiler. Bir belediyeye müfettiş gönderilemez mi efendim? Efendim yapılan işlemler gayet hukuka uygun, idari yapımıza ve denetimimize uygun bir şekilde yapılıyor. Bu müfettiş uygulaması İçişleri Bakanlığımız tarafından, Sayıştay tarafından denetim uygulamaları AK Parti, CHP'li, HDP'li veya başka parti belediyesi ayrı gözetmeden hepsi sırasıyla zamanı dilimi içerisinde veya şikayet üzerine yapılan denetimler, incelemeler, bu İçişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu bu denetim incelemeler de bu çerçevede. Ama yarası olan Gocunur, Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali, bunlar maalesef bu rutin denetimlerde kendilerinden korktukları için, çekindikleri için önceden feryatı figan ediyorlar ve dikkatleri başka bir noktaya çekmeye çalışıyorlar. Devletimizin yetkili organlarını, İçişleri Bakanlığımızın teftiş kurullarından hepimiz denetimden geçtik. Hepimiz soruşturmalardan geçtik. Ama bugün aklanmış olarak temiz bir şekilde toplumumuzun karşısında duruyoruz. Söz konusu iddialar noktasında da normal denetimlerin yapıldığını ve hakkın ortaya çıktığını... Selim Bey, tabii belediye başkanının adamlarının yaptığı açıklamalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu meseleyi de sahiplendiğini görüyoruz. Yani ortada bir hata, bir kusur, efendim bir özür dileme yok, bir hata yok, bir tercih var ortada sanki. Ne dersiniz? Şimdi aslında bahsedilen konular son derece ciddi. İşçi alımı gibi gözüküp devlet memuru olmanın belirgin kriterleri var. Evet. 15 Temmuz 2016'dan sonra yaptığımız güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması noktasında her kamu hizmeti yapacak kamu görevlisinin bu arşiv araştırmasından ve güvenlik soruşturmasından geçmesi gerekir. Ve bu idari sorumluluk da bunları en üst yöneticisinden en altına kadar, bu insanları işe alanlara sorumluluk üzerindedir. Evet. Eğer bunları zamanında bu şahısları işe alırken bu güvenlik soruşturmalarını bunları yapılmadıysa ve bugün de bunlara ilişkin olarak bir gerçeklik ortaya çıktıysa İçişleri Bakanlığı, çünkü burada kanuna karşı bir hile yöntemi de var. Hı. İşçi olarak aldığınız şeyleri, kimseleri ve gerçekten yasa dışı örgütlerle bağlantılı olan kimseler devletin, İstanbul'un tüm verilerine farklı yollarla sirayet edebilirler ve devletin kamu güvenliğine zarar verecek hal ve davranışlar içerisinde olabilir. Gerçekten bunlar son derece tehlikeli. Bu işlerin devlet tarafından denetlenmesi 16 milyonluk İstanbul'un güvenliği açısından son derece önemli, son derece kıymetli. Düşünün, muhtarlıklar müdürlüğünde bulunan şahısın, sorumlu olan şahısın, muhtarlara kayıtlı olan tüm kimlik bilgilerine sahip olması, bunların nereden geldiğinin, nereye gideceğinin bilinmesi, o kimselerin kişisel güvenliği açısından tehlikeli olmaz mı? Onun için burada sadece bazıları işi basitleştirmek istiyorlar. Ne olmuş ya, bu bir işçi olarak alınıyor ama uygulamada böyle olmadığını, kanuna karşı çok kurnazca bir hile yoluna seçildiğini ve CHP belediyesinin bu anlamda gerçekten İstanbul'u hep birlikte dostları dedikleri birlikte aldılar ya, onlara karşı diyet borcunu
ödediklerinin en büyük göstergelerinden birisi. Selim Bey, yayınımızı birlikte yapıyoruz. Bizi dinleyenlere, seyredenlere bir kere daha sizin kim olduğunuzu hatırlatalım. Efendim, televizyonlarını yeni açanlar olabilir. Radyolardan bize yeni ulaşanlar olabilir. Selim Yağcı uzun süre Bilecik Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi Bilecik Milletvekili. Efendim, şimdi karşınızda bir muhalif cephe var. Diyorlar ki Selim Bey gitsin. Cumhur İttifakı gitsin, biz gelelim. Bunlar da zaten bitti. Cumhur İttifakı bitti, oy kaybetti diyorlar, öyle mi? Bavulları topladınız mı? İşiniz bitti mi Selim Bey? Efendim, biz medeniyet değerlerimizle bu toplumun, bu toprakların 1071'den beri bu topraklar üzerinde olan bir zihniyetin devamıyız biz. Evet. Ve Sultan Alparslan 1071'de Malazgirt'te beyaz kefenli giymiş, bu topraklara girmiş. O gün o nasılsa bugün yapmış olduğumuz mücadele de bu kadar önemli ve bu toprakların milletin adamları olanlar her zaman beyaz kefenleriyle dolaşmışlardır. Ve milletimiz de el ele gönül gönüle vermişler ve bu güzel ülkeyi kendimize cennet bir vatan haline getirmişiz. Allah'a çok şükürler olsun. Bu 1071'de Sultan Alparslan neyse, 1453'te Fatih Sultan Mehmet neyse ve 1919'da Mustafa Kemal Atatürk neyse, bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu mücadelede o mücadelenin, milli bağımsızlık, bu vatanda var olma mücadelesinin ta kendisidir. Biz dün de buradaydık, bugün de buradayız. Allah'ın izniyle yarın... Yani Cumhur İttifakı'nın temelleri 1071'de atıldı kardeşim diyorsunuz, kesinlikle. Öyle mi? Burada yazıyorsunuz. Kesinlikle. Peki efendim. Peki efendim, şimdi karşınızda bir muhalefet cephesi var. O cepheyi Selahattin Demirtaş'ın yönlendirdiği iddiaları var. Ona da değinelim, başka konulara geçelim. Evet, muhalefet cephesi 6+1 diyorlar ama 1-6'dan her zaman büyük gibi gözüküyor. gerçekten diğerleri kendi özelliklerini ve niteliklerini o birin hatırı için. Çünkü o bir olmadığında kendi varlıklarının toplum karşısında bir anlamı olmadığını düşünüyorlar, hissediyorlar. Halbuki gerçek değeri milletin kendi öz değerlerine, medeniyet değerlerine saygı göstermeyi yeğleseler ve milletimizin ne demek istediğini anlasalar aslında hiçbir şeye muhtaç olmayacaklar ve kendilerini de rezil rüsvayı da etmeyecekler. Ama onlar medeti dost olarak başkalarını biliyorlar. Başkasıyla aynı kazana giren de onun rengini alır. Ondan da gocunmayacaklar. Ve aynı kazanda kaynatıldıkları için kendi renkleri de değişiyorlar. Başkalarının rengini de kendi üzerlerine maalesef alıyorlar. Biz böyle bir muhalefetin olmasından da Türkiye adına, ülkemiz adına da büyük üzüntü duyuyoruz. Selim Bey, siz uzun yıllar Bilecik Belediye Başkanlığı yaptınız. Şimdi başka bir parti tarafından idare ediliyor Bilecik. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP dışındaki bir anlayışın verdiği sözü tutup tutmayacağını şu anda idare ettiği belediyelerden anlayabiliriz. Nasıl yani? Daha mı iyi yönetiyorlar? Sizden daha iyi mi yönetiyorlar Bilecik'i? Asla. Maalesef şimdi Bilecik'te hemşerilerimiz de bizi izliyorlar. Bilecik'in durumu işler acısı ama biz hemşerilerimizin takdirine sonuna kadar saygı gösteriyoruz. Ama ilk seçimlerde hemşerilerimiz hakkı gerçek sahiplerine teslim edeceklerine canı gönülden inanıyoruz. Biz muhalif parti olmasına rağmen, ben belediye başkanıyım, belediye başkanlığının ne demek olduğunu da bilen ve kaybedilen zamanı telafi etmenin çok zor olduğunu bilen bir insan olarak, bugün bir milletvekili olarak muhalif parti olmasına rağmen belediye başkanımıza şunu ifade ettim. Şehrim adına iktidar partisi milletvekili olarak yapacağımız her şeyde yalnızdayız dedik ama onlar hep yalan dolan ve boş işlerle zaman geçiriyorlar. Bu yardım teklifimize dahi cevap vermeyip, onlar genelde yaptıkları biliyorsunuz, heykel yaparlar.
festival yaparlar ve böyle şeylerle boş zaman geçirirler ve belediyeleri 5 yıl sonra iflasın eşiğine getirirler. Peki efendim Selim Yağcı misafirimiz, Adalet ve Kalkınma Partisi Bilecik Milletvekili Selim Bey. Başkan Recep Tayyip Erdoğan faizle savaşıyor. Onu düşürmeye, yok etmeye gayret ediyor. Muhalifler onun bu tavırlarını hor görüyorlar. Kendileri de çözüm olarak faizleri yükselt, IMF'ye git diyorlar. Mevcut ekonomik sorunların farkında mısınız? Adalet ve Kalkınma Partisi, MHP, Cumhur İttifakı, diğer Cumhur İttifakı'nın bileşenleriyle ilgili bu sorunları kim çözecek? Biz Türkiye'mizin her sorununun farkındayız. Ve yaptıklarımız da bu zamana kadar yapacaklarımızın bir teminatı. Biz güllük gülistanlık içerisinde her şey düzgün, ekonomisi mükemmel bir ülkeyi deviralmadık. Ve adeta batmakta olan bir gemiyi devraldık ve bu gemiyi rotasına oturttuk. Ama son yıllarda, özellikle son 10 yıl içerisinde 2013'ten sonra hem dıştaki mihrakların var gücüyle ülkemizin yapılanmasına yüklenmesi hem de dünyanın değişim süreci içerisindeki gelişmeler bizi bazı noktalarda duraksattı. Ama bu yolculuğumuza devam etmeyeceğimiz anlamında değil. Evet, faizin faydalı olduğunu dünyada hiçbir ekonomi savunamaz. Ve bu kapitalist sistemin araçlarından birisidir. Bizim medeniyet değerlerimize aykırıdır. Faizi bu anlamda bakmıyoruz ama biz ekonomik değerlendirme olarak sadece ülkede parası olanların para kazandığı, paradan para kazanıldığı bir ülke olmak istemiyoruz. Üretim, yatırım, istihdam ve büyüme odaklı bir formülü ortaya çıkarıyoruz. İnşallah bu zamana kadar Sayın Cumhurbaşkanımız neyi ilk söylediyse insanlara farklı geldi. Olmaz gibi geldi ama tecrübeler şunu gösterdi ki Cumhurbaşkanımızın her söylediği bu zamana kadar haklı çıktı. İnşallah bizim, tabii bunu inanmak çok önemli. Bunu içeride tüm iş çevrelerimiz, halkımızın tüm katmanlarının bu inanç içerisinde aşkla, şevkle, el ele, gönül gönüle tutarak çalışmamız son derece önemli. İnanmadan hiçbir şey olmaz. Türkiye şu anda bir üst basamaya çıkmanın arifesinde. Çıktığımızda aslında ligimiz değişecek. Önümüzde çok fazla imkanlar olacak. İşte Türkiye'yi bir üst basamağa, üst kata çıkarmama noktasında dışarıdan ve içeriden Biden'ın göreve gelir gelmez Türkiye'yi, Türkiye'deki dostlarımızla birlikte Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indireceğiz dedikleri durum budur. Ama onlar rüya görecekler. Bu milletin sağduyusu, terazisi çok güçlüdür. Medeniyet değerlerine çok bağlıdır. Ve en kritik süreçlerde milletimiz sağduyuyla, basiretiyle, ferasetiyle, cesaretiyle hepimize yol göstermiştir. Eminim ki 2023'te de bu yolu gösterecektir. Ve biz 2023'e giderken bu yılın ortalarına doğru ekonomik göstergelerin de ne derece bir iyileşme noktasına gittiğini hep birlikte ben toplumumuza buradan teminat veriyorum. Hep birlikte göreceğimize ben canı gönülden inanıyorum. Selim Bey, son sorum bir Meral Akşener'in partisine mensup mahalle temsilcisi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, ona oy verenlere iğrenç küfürleriyle gündeme geldi. Daha önce Lütfü Türkkan, İYİ Parti milletvekili, Meral Akşener'in partisindeki milletvekili, şehit yakınına iğrenç küfürler sarf etmişti. Kendilerinden olmayanlara küfrediyorlar. Nasıl olacak? Karşınızdaki cephenin hali bu. Maalesef bu aslında acizliğin bir göstergesi. Yani insanlar fikirleriyle, düşünceleriyle kendilerini kabul ettiremedikleri zaman davranışlarını çirkinleştirebiliyorlar. Bunları
Biz değil milletimiz bunların karşılığını verecek. Bunlar milletin değerlerine saygısızlık yaptığı sürece ben burada İYİ Parti'yi ve İYİ Parti yöneticilerini milletin geleceği noktasında daha fazla sorumluluk üzerlerinde olduğunu hatırlatıyorum. Onların milletin geleceğine bu noktada yaptıkları sıkıntılı davranışlar belki de Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok daha ağır sonuçları vardır. Çünkü bunlar bir tarafta milliyetçi, muhafazakar gözüküp hani bu kuş ve hırka hikayesi, derviş hikayesi vardır ya, bunlar bir taraftan derviş gibi biz milliyetçiyiz diyorlar ama diğer taraftan da maalesef kuşun kanatını kırmaktan hiç çekinmiyorlar. Milliyetçi ise milliyetçi gibi davransın veya ne şekilde ise göründüğü gibi olsun, olduğu gibi görünsünler, iki yüzlülük yapmasınlar. Çünkü birisi diyor ki bu İYİ Partili yöneticilerin birisi gayet milliyetçi, muhafazakar, devletini, milletini seven söylemlerde bulunuyor ama bir diğeri de bu devlete, millete, milletimizin bekasına yapılabilecek en büyük saldırıyı gerçekleştiriyor. Onun için ben bu anlamda bu yaptıkları davranışları kınıyorum. Ama milletimiz her zaman biz inanıyoruz, güveniyoruz. Milletimizle yola çıktık ve bizi bu noktalara getiren Cumhur İttifakı olarak milletimizdir. Milletimiz bunlara her zaman olduğu gibi boylarının ölçüsünü inşallah 2023 yılında da verecektir diyorum Erkan Bey. Selim Bey çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Saygılarımızı arz ediyoruz efendim. Biz de teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Saat oluyor 9. Artık bundan sonra biz yokuz ve huzurlarınızdan ayrılıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.